Mutlu bir akşam diliyorum. 20 Kasım pazarı gösteriyor takvim yaprakları. Stüdyo saati 20.08. Futbol merkezinde yeni bir pazar akşamında bir kez daha birlikteyiz. 9. hafta bir maç dışında tamamlandı ve o karşılaşma yarın akşam sonuçlanacak. Başkent buluşması Çayna Pazar Gençlik Gücü Çetinkaya maçıyla birlikte 9. hafta tamamlanacak. 25 gol atılmış 9. hafta bir maç dışında tamamlandığı 25 gol atılmış. İki karşılaşmayı ev sahibi takım kazanırken 3 karşılaşmayı deplasman takımı kazandı. İki karşılaşma da beraberlikle bitti. Yeni Cami 1 Hamitköy 0, Mausa Türk Gücü 6, Cihangir 0, Türk Ocağı 1, Mesarya 4, Miracle Değirmenlik 3, Yonpaş Lumpunar 3. Dün oynanan karşılaşmaların skoruydu. Bugün Gönyeli 0, Lefke 1, Küçükkaymaklı 1, Doğan Türk Birliği 3, Mert Hasan'da Eşilova 1, Göçmenköy 1 şeklinde bugün oynanan karşılaşmalarında skorları bu şekildeydi. Yarın ise oynanacak olan Çayna Pazar Gençlik Gücü Çetinkaya maçında birlikte 9. hafta tamamlanmış olacak. Ligin zirvesinde Mausa Türk Gücü bu hafta itibariyle artık 5 puanlık bir puana sahip. Aradaki puan farkı 5. En yakın rakibi Yeni Cami oldu. Bu hafta itibariyle Yeni Cami avaraja ikincilik koltuğunun sahibi oldu. Bu şekilde de ekranlara geldiğini hemen puan durumunun, puan tablosunun belirtelim. Yeni Cami ikinci, Miracle Değirmenlik de ikinci, üçüncü sırada puanı 20. Dördüncü sırada Mesarya, beşinci sırada Yonpaş Lumlupınar ve altıncı sıradaki Cihangir'in 18'er puanı var. Yedinci sırada Doğan Türk Birliği var, puanı 16. Sekizinci sırada Lefke var, puanı 13. Dokuzuncu sırada ise Küçükkaymaklı görüyoruz, 11 puanla. Bir maç eksik Çayna Pazar Gençlik Gücü 7 puanla 7 puanı var. Çayna Pazar Gençlik Gücü 10. sırada. 11. Türk Ocağı, 12. Göçmenköy, 13. Mert Alsancı Eşilova, 14. Gönyeli'nin 6'şar puanı var. 15. sırada Hamitköy var, puanı 5. Ligin dibinde ise Çetinkaya'yı görüyoruz 4 puanla. Onun da bir maçı eksik. Bu şekilde oluştu haftanın puan durumu. Ve üst stüdyomuza yine Songuç Kürşat, o gün genç kaçmaz ve Tahir Topaloğlu var. 9. haftayı onlarla birlikte bir maç dışında hemen konuşacağımızı belirtelim. Hemen hızlı bir giriş yapacağız. İlk maçı ekranlara getireceğiz. Mausa Türk Gücü Cihangir maçıyla başlayacağız bu akşam. Futbol merkezine liderle başlayacağız. Haftanın en önemli maçlarından bir tanesiydi şüphesiz Mausa Türk Gücü Cihangir karşılaşması. Cihangir geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle Miracle Değirmenliği mağlup etmişti ve ligde iki yenilgisiz takım kalmıştı. Bir tanesi Mausa Türk Gücü, bir diğeri ise Cihangir. Dün oynanan karşılaşmada 6-0'lık skorla Cihangir'i eli boş gönderdi Mausa Türk Gücü. Hem puan farkıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam etti, hem de rakibine ligdeki ilk yenilgisini tattırmış oldu. Mausa Türk Gücü Cihangir maçıyla futbol merkezi başlıyor. Fehim Dayı düdüğünü çaldığı karşılaşma başladı. BRT Spor Servisi olarak iki takıma da başarılar diliyoruz. Yankı yerde kaldı. Isaac'in müdahalesi var. Faul. Serbest vuruş kazandı Cihangir takımı. Fehim Dayı düdüğünü çaldı. Muhittin geliyor. Direkt kaleye, kaleci Seke, top boşta kaldı. Kafa vuruşu son anda savunma Lovriz. İkinci pozisyon Yankı. Şu top yandan dışarıda. Etkili bir pozisyon. Önce Ufuk, sonra savunma. Mustafa Salk biraz evet, önde. Evet, evet. Ünal biraz daha oraları tutuyor. Evet, Mustafa Salk. Sarı kart mı çıkacak? Evet. Maçın ilk sarı kartı. Hakan topla buluştu. Şut pozisyonda. Pası Yankı. Yankı yerde vuruş, top yandan dışarıda. Önemli pozisyon, yerden vuruş bu arada, temas olduğunu belirtiyor Cihangir futbolcular ama hayır, kale atış kararı. O noktada Tacettin topa yakın, şimdi pası Erol, Tacettin yerde kaldı, faul ve sarı kart Mustafa Salk. Geriye doğru pas Sercan, tekrar Babakar sıyrılmaya çalıştı, yerde kaldı, faul. Bir sarı kart daha çıktı, bu kez de Lawrence. Uğur. Sonrasında Mehmet Erol, sarı kart, faul, Tacettin, sarı kart beklentisi ayrılıyor. Ceza çevresi, gol pozisyonu, vuruş, kaleci Mehmet Yeşil, boşta kaldı. Mustafa Sal, kaleci önde, kale boş, baktı, yaptı ortasını, son anda kafayla Mika'yı uzaklaştırdı. Mehmet Yeşil kalesini terk etmişti ama, şimdi Mausa Türk Gücü baskısını devam ettiriyor. Ünal, Mehmet Erol, Babakar ayak koydu, bir ana atak, Cihangir adına.
Şimdi Sercan. Sercan solda Muhittin süratle geldi. Muhittin ceza bahçesine doğru baktı. Şimdi yaptı ortasını. Babakar. Babakar gelişe sert. Çut kaleci Ufuk. İkinci pozisyon savunma faul diyor Fehim dayı. Taceddin içeriye pası Babakar'a doğru. Son anda müdahale kaleci Ufuk kontrol ediyor. Yani kaleye vuracaktı. Şimdi Sercan. Pası, şut pozisyonu Hakan. Yerden vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Boşta kalan top. Şimdi Uğur. Emre Kuvayşı. Uğur. Uğur baktı. İçeriye pası. Emre Kuvayşı Şahin. Pas. Şut pozisyonu vuruş top üstten dışarıda. Mustafa Sağol. Muhittin. Direkt kaleye. Kaleci Ufuk hemen yumrukluyor. Ve uzaklaştırıyor. Pası Erol. Tekrar Hakan. Hakan. Hakan son anda yetişti. Yaptı ortasını. Kaleci Ufuk kontrol ediyor. Sercan topla buluştu. Sercan. Sercan Mustafa Sal. Sercan yatarak müdahale. Top hala Sercan'da. Ceza alanı vuruşu Bünyamin'den top dışarıya gidiyor. Sercan'ın şimdi taca dışı. Ceza alanına doğru. Muhittin şut pozisyonunda. Sercan pası. Ceza çizgi. Taceddin. Taceddin dönebilirse vurdu. Sekti orada Isaac'ten. Şimdi Lawrence. Mehmet Erol şimdi savunmanın gerisine doğru uzun göndermeye çalıştı. Kaleci Mehmet çıktı evet. Bu arada. Şenol, Mehmet yeşil kafayla. Kale boş. Vuruş. Bu topu ağlarda gol. Emre Koenişahin. Kale boş. Önünde buldu topu. Dakika 40 oldu ve topu ağlara gönderiyor. Mağusa Dükkücü 1-0 önde. Kaleci Mehmet çok hatalı bir çıkış yaptı. İki tane savunma futbolcusunun gittiği bir top var. Selçuk. Oyun yeniden hareketlendi. Yine hatalı pas. Çabuk paslaşma. Mustafa Sal. Şenol. Gol pozisyonu. Vuruş. Kaleci Mehmet Yeşil ama bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Offside. Mehmet Yeşil hemen çıktı. Kapattı kaleyi. İçeriye topuk pası. Şimdi Mustafa Sal. Geriye doğru. Mehmet Erol. Mehmet Erol direkt kaleye şutu top üstten dışarıda. Bünyamin'e. Kaleci Ufuk. Artık son anlar. Dediğimiz anda da son düdük geldi Fehim Dayı'dan. İlk devreye sona erdi. Tek gol var. 40. dakikada Emre Kuvvetli Şahin'in kaydettiği golle ilk devreyi Mausa Türk Gücü 1-0 önde kapattı Cihangir karşısında. Fehim Dayı'nın düdüğüyle ikinci devre başladı. Mausa Türk Gücü ikinci devreye başlıyor. Kaleci Mehmet'e dokundursa penaltıyı alacaktı. Çünkü düştüğü zaman top Şenol aldıktan sonra hareket yaptı. Evet, kritik. Kesin penaltı olacaktı. Evet. Sarı kart Mikail yaptığı faul sonrasında Mehmet Erol kullandığı uzak kaleciyle iyi kafa vuruşu top üstüne. İkinci boşta top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Bünyamin top ağlara gönderiyor. Önce kafa vuruşu direkten döndü, sonrasında Bünyamin 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Topu uzaklaştırmayı başardı. Selçuk'a çarptı top o noktada. Selçuk yine bir kritik müdahale yaptı. Bu arada Bünyamin topa diyor ama Fehim Dayı hayır dedi. İlk anda ayağa temas var dedi ve sarı kart Bünyamin'e çıktı. Köşe vuruşu. Kale alanı kaleci Mehmet Yeşil yumrukladı. Atak devam ediyor. Arif baktı. Şut pozisyonu. Arif vurdu. Kaleci top ağlarda gol. Arif direkt kaleye vurdu. Kaleci Mehmet Yeşil'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti. Dakika 62. Mausa Türk Gücü 3-0 yakalıyor. Berhan Çelme'yi. Serbest vuruş. Uğur göğsüyle kontrol etti. Sonrasında uzun gönderdi. Pote'nin olduğu nokta offside yok. Pote Selçuk yetişti. Pote gol pozisyonu. Pote vuruyor. Gol. Mikail Pote dakika 65. 4-0 yakalıyor Mausa Türk Gücü. Evet. Bu kadar boş bırakılırsa Pote tabii bu kadar büyük bir golcü. Pas da güzel tabii. O uzun pas. Şimdi kafayla Şenol aktardı. Emre Özsin topla buluştu. Emre Özsin yaptı ortasını uzak kale direğine doğru. Arif, Erol, Arif kazandı topu. Erol ceza içerisinde. Fehim Dayı oralı bile olmadı. Penaltı. Muhittin sonrasında Mikail. Savunmanın gerisine doğru. Hakan topla buluştu. Ceza alan içerisi Hakan. Şut pozisyonu arıyor Hakan. İçeriye pas Babakar. Savunma penaltı beklentisi var ama Fehim Dayı yine oralı olmadı. Nevzat topla buluştu Nevzat. Nevzat içeriye ceza bahçesinde Nevzat. Nevzat şut pozisyonu. Nevzat kale çıktı. Kale boş vuruş topu ağlarda gol. Eray Budalı dakika 87 5-0 oluyor skor. Evet.
Sen ağzını açtın Kaya. 5 tane yedin, 4 tane dedim ben. Sen 5 dedin. 5.yi de yedirdin adamlara. Haydi Şahin hala geliyor Mausa Türk gücü. Baskısını devam ettiriyor. İçeriye doğru pas şimdi. Şenol şut pozisyonu vuruş top ağlarda gol. Şenol Şoför de katıldı golcüler kervanına. Dakika 90+1. Şenol'un golü 6-0 oluyor skor. Ben de atayım dediğim etkide. Evet yani sonuçta maçın en eğlenen biri Emre Kuvvetli Şahin. Ve son düdük geliyor. Maç bitiyor. Mausa Türk gücü Cihangir'i 6-0 mağlup ederek namağlupluğunu sona erdirip liderliğini de devam ettiriyor. Evet maçın hikayesi bu şekildeydi. 6-0'lık skor bu hafta Mausa Türk gücünün Cihangir karşısında aldığı skordu. Ve bu galibiyetle Mausa Türk gücü 5 puanlık farkla ligin zirvesinde yer aldı. Ve ligde de yenilgisiz tek takım kendi kaldı, onu hemen belirtelim. 9 tartışmalı var bu maçla ilgili olarak. Onları konuşacağız. Sonrasında ise enine boyuna maçı, galibiyeti, Mausa Türk gücünün performansını hepsini masaya yatıracağımızı belirtelim. Ve hemen tartışmalara başlayalım. Hemen bakalım ilk tartışmalıda ne var? Evet, burada bir çekme pozisyonu var. Sarı kartla gelmiş burada. Mustafa Salkı arkadan çekiyor. Burada Sercan. Ve bir sarı kart geldi. Songuç abi zaten maçtaydık. Evet. Hemen seninle başlayalım hemen. Tartışmalara doğru bir karar mı? Hemen onunla başlayalım. Doğru bir karar çünkü sarı kartları biraz sonra zaten tartıştık, sonra göreceğiz. Hı hı. Doğru mu abi karar? O gün hoca? Bu pozisyonda bir çekme vardı yani yavaşlatılmış gösterirse. Doğru karar. Tabii. Tahir. Yani sonuçta bir sarı doğru karar da birçok maçta, diğer maçlarda da bu çekmelere sarı kart verilmediğini gördük. Bu maçta da bak bakalım. Bir tane var. Var burada. Burada da var. Burada da var Tahir. Ya o söylediğin burada da olacak. Tamam şimdi. Geçtik bunu. Getir ikinci pozisyonu. Ya buna gösterdi değil mi? Evet. İkinci pozisyonu getir. Tamamdır yani gösterdi bu tamamdır. Evet burada da. Burada basmadan dolayı bir sarı kart. Burada da bir sarı kart var. Mustafa Salt gördü burada da sarı kartı. Bu da doğru bana göre. Rakibine yaptı hareket. Harekete bak. Yerdeki ayağına bak. Evet. Doğru mu? Doğru. Ya bunları Avrupa'da VAR'a bakarlar. VAR'a bakarlar da öyle tehlikeli sayılırsa kırmızıya da alabilirler. Tamam görürler. Geçtik bunu da. Getir üçüncü değil pozisyonu. Yani burada bir şey yok. O bileğin üstüne vurdu. Evet. Burada da Lawrence'in yaptığı bir hareket var. O da sarı kart görmüş. Babakar'a yaptığı hareketten sonra. Bir de bunu yorumlayın. Bu da doğru. Tahir? Doğru. Sonuçta evet, bir. Doğru. Tamam. Getir diğer pozisyonu. Bakalım ne var diğerinde. Arkadan evet. Bir çekme var. Tacettin'in. Burada sarı kart vermemiş burada. Açıklayın şimdi abi bunu. İşte ne olur diye. Biraz öncekinde aynısını. Direkt çünkü atağa çıkar. Şimdi ters tarafa olsa diyeceğim ki tehlikeli, umut veren atak değil. Direkt atağa çıkıyor. Evet, sarı kart gerektirdi. Evet. Sarı. Tamam. Geçtik bunu. Getir diğerini. Göstermedi burada. Evet burada bir geri pas beklentisi, geri pas, evet. Geri pas düşüncesi. Offside değil bu, önceden alalım. Offside değil. Ama değil, arkadan çıkar Babakar. Şimdi şöyle bir şey. Yani Uğur bunu, sanki ikili pozisyonda topa vururmuş bunu gibi. Geri pas vermem. Yani vururmuş gibi bir görüntü var, dikkat et. Ozma'ya yönelik. Burada sporcunun aklındaki ilk olay Babakar'ın önünden topu çalmadır niyet. Aynen öyledir. Evet. Ve o kadar da hızlı vurmaz zaten geri pas verecek adam. Aynen. Geri pas olmaz. Evet. Doğru mu? Doğru karar. Karar. Tamam. Vermediyse getir doğru diğer pozisyonu vermedi. Getir. Devam dedi. Diğer pozisyonda ne var? Evet. Burada da Mikail'in yaptığı rakibine bir hareket var. Evet. Direkt kurtuldu. Evet. Sarı kart görmüş burada Mikail. Direkt rakibi. Çekti. Evet. Doğru karar. Doğru karar. Tamam. Kendi de bekliyor. Tamam. Getir diğer pozisyonu. Asıl tartışılacak. Diğer pozisyonda ne var? Geçtik bunu. Bunu geçtik Erkut. Diğer pozisyonu getir. Takıldı Erkut, kaldı burada. Evet. Diğerine geçelim arkadaşlar. Evet. Burada da... Burada sarı çıktı. Sarı çıktı. Çok itiraz adam ettiler burada. Bileğine vurdun dedi. Doğru bir karar mı? Görelim. Görelim bir daha. Vuruyor. Evet, bu da doğru. Al bir daha. Alalım bir daha. Yatarak. Yavaş yavaşlat. Vuruyor. Şimdi topu yani Nevzat mı o? Bünyamin. Diyor ki ben topu aldım.
Ama rakibi dağıtarak aldım topu. Bu da doğru bence. Topla birlikte bileği de aldı. Evet. Tamam. Getir diğer pozisyonu. Temiz top almadı yani. Diğerini görelim. Penaltı bekliyor. Evet. Arif'in penaltı beklediği pozisyon bu da. Evet. Bunu konuşalım. Yavaş oynatacak bunu ki sağlığı görelim. Al geri. Yavaş oynat. Şimdi defans, daha doğrusu Berhan, sonradan oyuna giren Berhan'dı o. Önce bir onun hareketine. Erol bir orada, böyle orada uzat. Hayır, tutmaya çalıştı önce. Evet. Nereye geldi? Gel böyle. Bak, uzanacak, tutsun, tutamadı. Bak, çekti, bıraktı. Şimdi defans futbolcusunun topla oynama isteği var mı? Sol dizine bakacağız, sol ayağına bakacağız. Hayır, zaten topa bakmaz tamam. Şey defans. Topla şeyi yok. Berhan'a bir daha bakalım. Bak, geldiği zaman direkt çok geriden gidiyoruz. Yine ileri git, ileri git. Geliyor. Topu atıyor. Sol ayağıyla. Bana göre net penaltı. Evet. Elle bile kesiyor kendini. Özellikle sol diz açılıyor ve girişini engelliyor. Arif'in sol ayağı engelliyor. Al geri Erkut. Geri al. Önce elle önlemeye çalışıyor. Evet. Şimdi oynat öne. Dur burada. Bu eller uzalı üzerinde. Eller yapışıyor karnına. Evet. Devam et. Ama esas müdahale ve düşme şekli. Devam et. Burada diz açılıyor. Diz açılıyor. Sol dizdendir. Penaltı. Penaltı. Sol dizdendir penaltı. Tamam. Getir son pozisyonu. Tabii 5-0 olduğunda böyle vermen, 5-0 olduğunda vermen. Ha, böyle acıma anladım. Hissi var. Bu da, evet, bu da Cihangir'in beklediği penaltı. Vardı. Alalım bunu da bir kez daha. Bu da net penaltı. Çünkü evet. Top net. Bak, top yavaşlıyor ve el açık abi. Şey değişiyor. Açık. Yön değişiyor. Sağ, el açık. Sağ ele bakalım. Sağ el açık. Bak. Ve yön değişiyor. Gibi. Net penaltı. Evet, tamam. Başka pozisyon yok herhalde. Teşekkür edelim. Yani bu nasıl verilmez bu penaltı? Şimdi ya bu canlaşımlak gözle maçın geneline baktığınız zaman İki yani tane net şey penaltı. Yaptığı zaman sanki yani böyle Fehim Dayı iyi bir maç yönetti gibi bir görüntü var. Yani katlar doğru, zaten onlar değerlendirdik. Ama iki tane net penaltı var. Doğru doğru. Tane, oyun koptuğu için konuşulmadı. Ha yani o mesela sonuca etki etmedi. Cihangir'e verse de olurdu falan filan. Yok öyle, yok öyle bir şey ama abi. Evet. Hasır altı yapıyoruz. Her şey temiz süt liman. Ama gelecek hafta kritik böyle baş başa giden maçta gene aynı hatalar, patlıyoruz. Evet. Çünkü bir benzer pozisyonlar yani hep penaltı çalınıyor hepsine. Beğendim maç abi. Şimdi bak, iki perdeli bir oyun oynandı. Uh-huh. Yani birinci perdede denk bir oyun vardı. Hatta Cihangir'in zaman zaman daha iyi top çevirdiği, rakibi daha bunalttığı, oynamasına izin vermediği, o baskıyı hissetmediği ve kendinin istediklerini yaptığı bir oyun vardı. Yavaş yavaş şunu söylemeye başladık. Dedi ki Cihangir geçen hafta değirmenliği nasıl çözdüyse, yani Toygar Hoca ve oynatmadı bir şekilde benzer oyunu da şimdi Mausa Türk gücüne yapıyor. Hı hı. Ta ki bir kırılma noktası vardı maçın. 40. dakikada Mehmet Yeşil'in işte biraz önce pozisyonlarda gördük. Yani daha doğrusu maçın özetinde gördük. Gereksiz yere iki tane savunma oyuncusunun arasına çıkıp kafayla topu uzaklaştırma isteyip uzaklaştıramadığı ve Mustafa'nın önünde kalan topu yani bir şekilde ağlara gitmesine neden olduğu maçın kırılma anı oldu. Emre Kuvvetli Şahin'in. 40 Emre. Evet. Mehmet'in hoşu boş yere çıktığı çıktı o pozisyon. Çıktı Emre Kuvvetli Şahin'in. Hı. Şimdi o noktada bir anda Cihangir maçı bitirdi. Sadece bırak kaleci Mehmet'i, takım olarak çöküş. Çöktü. Şimdi dedim ki ben devre arasında toparlayabilir belki. Toparlamalar da lazımdı. Yani büyük takım öyle olur. Bir hata yaparsınız, bir gol yersiniz. Ama ikinci yarıda takımda ne güven vardı, ne kendilerine inanma vardı, ne maçı çevirebileceklerini düşünme vardı. Sanki yani bitti maç, bir böyle de şey yapacağız.
sahada hiçbir alanda kendini hissettiremedi. Tam tersi Maus Atatürkçü, Maus Atatürkçü gibi oynamaya başladı. Her türlü gerekeni yaptı. Her türlü oyun varyasyonunu geliştirdi. 6 tane değişik adam gol attı. Yani oyuna girenler de gol attı. Sonradan girenler de gol attı. Çıkanlar gol attı. Ve işin ilginç tarafı Maus Atatürkçü öyle bir takım ki, yani 2-0 oldu, 3-0 oldu artık. Üsto baba sayayım, oyunu biraz ralentiye alayım falan. Yok, öyle bir şey yok. Attıkça koşuyor. Evet. Bulduk sonra attı. Rakibi tamamıyla sürklase etti. Düşününüz, 8 maçta bu takım sadece 5 gol yedi. Bu maçta 6 tane gol attı Maus Atatürkçü. Oldu tabii, yani koptuğu an. Abi 4 gol görmüş. Sonra. 4 gol daha Maus Atatürkçü görmüş kalesinde. Evet. Ve baktığımız zaman namağlupluğu, onun namağlupluğunu bitirmiş oldu. Ligde tek kaldı. Sadece şöyle bir şey. Yani bir de her oynadığı maç sonrasında yeni bir moral kazanmaya başladı Maus Atatürkçü. Yani bu hafta Cuma akşamı Dumlupınar'a karşı aslında öyle bir maç oynadı ki mesaj verir gibi. Biz buysa gibi. Üzerine koyarak geliyorum. Tabii yani sonuçta çok iyiydi. Pote yine çok fazla risk edilmeden oynatıldı. Abi attığı gol oyun, kalite. Tabii yani başka golcü vuruşu. Eray Oyla sonradan girdi, katkısını koydu. Ve bir de ilginç olan şu var. Her bölgede her adam oynayabiliyor. Oyunun içerisinde bir baktık Ünal orta sahada başladıktan sonra Bünyamin'i dışarı alınca hemen savunmanın son adamı oldu. Şenol Eray oyuna girince, Pote oyuna girince orta sahanın ön libero'ya kadar çekildi. Yani herkes her yerde oynayabiliyor. Evet. Ve bu anlayış, bu coşku, bu heves, çünkü zaman zaman tartışırız ya, acaba doyuma ulaştı mı bununla, bu takım Maus Atatürkçü? Hiç öyle bir görüntüleri doymuş, yok. Doymuş bir hal yok. Hiç öyle bir görüntüleri yok. Bir son bir şey, Cihangir bunu çok erken atlatmak zorundadır. Atlatır mı? Atlatması gerekir. Şimdi Toygar Hoca gibi bir teknik adam bu haftanın bir iki gününü buna ayırması gerekecek. Çünkü yani 18 puanda biz Doğan Türk Birliği'nin 16 puanda yükselen Doğan Türk Birliği'nin bile bu yarışın içerisinde olabileceğini konuşurken Cihangir de şu anda çok fazla kopmuş değil oyundan. Hangi yarışın? İkincilik? Ya, ikincilik. Çünkü Maus Atatürkçü artık yani çok erken konuşma futbolda sıkıntı verir ama yani bu oynanan oyunlara baktığınız zaman, forum düzeylerine baktığınız zaman, her hafta istikrarına baktığınız zaman Maus Atatürkçü'nün şu anda çok güzel koparacak ligi yani. Bir de buna rakiplerin performansı ve istikrarsızlığı. Yeni Cami takipçiydi, tökezledi. Miracle tökezlemeye başladı. Cihangir aynı şekilde işte Doğan zaten iyi başlamadı. Doğan başlamadı. Ama tabii futbolda her şey belli olmaz. Nasıl Maus'a geçmiş sezonlarda kötü başladığı sezonları çok iyi götürürdü. Çok sene, iyi başladığı sezonda ansızın tökezleyebilir. Onu bilemeyiz ama şu görüntüyle Tahir'in dediği gibi ikincilik yarışı mı olur diğerleri. Ama zirve yarışı diyelim ona, şampiyonluk demeyelim bile. O içinde olabilmesi için erken atlatması lazım bu psikolojik skoru. O gün hoca nerede attı Cihangir? Oradan başlayalım. Şimdi Cihangir'in kazandığı maçlara bir bakalım. Değirmenlik maçı başta olmak üzere. Yani yüksekte. En sıcak kazandığı maç. En sıcak kazandığı. Değirmenlik maçı. En önemli özelliği neydi? İlk 40 dakikada oynamaya çalıştığı ve büyük oranda da gol yiyene kadar iyi. Yani Maus Atatürkçü karşısında oynaması gerektiği gibi oynadığı ön alanda rakibi karşılayacak. Yeni Cami maçında da benzerini yaptı. Babakar'la, Muhittin'le, Taceddin'le önde rakibi karşılayacak. Orta sahada Hakan'la, Sercan'la özellikle o orta saha ritmini kıracak ve araya atacağı toplarla veya hızlı çıkacağınlarda da gol bulacak. Bulmaya çalışacak. İşte kaleyi yokladığı pozisyonlar var. Ufuk'un çıkardığı ki bu sene çok iyi başladı. İyi başlamış. Çok iyi formunda. Çok iyi, çok formunda. 4 gol yedi zaten. Takım olarak da
Takım savunmaları zaten iyi. Bunu belli bir oranda yaptılar ama zaten Ali Oraloğlu da tabii Toygar Hoca elindeki malzemeyi bu şekilde kullanmaya çalıştı. Doğru strateji. Ali Oraloğlu da böyle kullanacağını bildiği için muhtemelen oyunu ikinci yarı üzerine kurdu. Ben bu maçı ikinci yarı. Çünkü çıkardığı kadroya bakıyorum. Lavrin sağ bek, önünde Emre Kuvvetli Şahin. Sağ ön. Rakibi önce yoracak. Çünkü saha geniş ve hep baskıyla Mausa Türk gücünü önde karşılayarak veya durdurarak kazanamazsınız. Ve ikinci yarı hamle gücü de var. Emre Özsin girecek, Pote girecek, Nevzat Eray girecek, Gürlü girecek. Belli 5 tane dışarıda silah var. 5 tane silah var. Bunlarla oyunu değiştirecek. Nitekim ikinci yarı öyle oldu ama hesapta olmayan, Cihangir'in hesabında olmayan Mehmet Yeşil'in yani iyi oynadığı dakikalarda Mausa Türk gücü o baskı karşısındaki alternatif hücum silahı da uzun defansın arkasına toplardı. Çünkü Nurettin'le Selçuk'un arkasına çabuk adamların sarkmasını düşündü. Bu da bir strateji. Orada uzun bir top atıldı. Kalecinin hiç çıkmaması gereken noktada Selçuk'la Nurettin değil hatayı kaleci yaptı. İki tane stoperin arasına çıktı kafa vursun. Vuramadı. Kısa düştü. Emre boş kaleye. Orada zaten bütün planlarını yani hem oynuyorsunuz hem zaten efor sarf etmişsiniz. Hem istediklerinizin büyük bölümünü yapıyorsunuz. Hem de Mausa Türk gücü gibi ikinci yarıda büyük silahlarını oyuna sürecek ve de oyunu genişleterek sizin üzerinize daha etkili geleceği belli olan takıma skor avantajını veriyorsunuz. Kafa yumalasana oraya gidiyorsunuz. Yani 0-0 gitsen o morata yani böyle bu kadar büyük fark olmayabilir ama. Daha direnci çıkabilirdi. İkinci evet. Yarıya. Evet. Olabilirdi. İkinci yarının başlamasıyla nitekim Ali Hoca hemen Lawrence'ı oyundan aldı. Sarısı da vardı o sol kanattaki atakta. Emre Özsin'i aldı. Emre Kuvvetli Şahin'i sağ savunmanın sağına. Emre Özsin'i öne koydu. Daha sonra Pote'yi. Salk çok iyi değildi. Yani hücum anlamında. Pote Salk yaptı. Pote'yi de forvette alınca Şenol'u sarkıttı falan. Mausa Türk gücü tamamen oyunu rakip sahaya yıktı. Arif mükemmel oynadı. Çok çalıştı. Mükemmel. Kesinlikle. Mükemmel. Ünal mükemmel oynadı. Uğur mükemmel oynadı. Yani her futbolcu görevini yaptı. Bunlar öne çıkan isimler. Kesinlikle. Her aldığında topu ileriye gitti. Emre ikinci yarı girmesine rağmen o kanadı çok çok iyi kullandı. Ve şeyin direnci de kırıldı. Cihangir. Ama Toygar Hoca ne yapabilirdi? Maç 1-0 olduktan sonra o 40'tan 45'e takımın paniklediği belli. Ve devamlı geldi saha kenarına panik yapmayın diye evet, sürekli uyardı. Uyarıyordu. Kesinlikle. Saçma sapan toplar atmaya başladılar. Yani topu çıkaramadılar, havalandırdılar. Basit hatalarla top kayıpları yapmaya başladılar. O anda en azından 45'i bitirdikten sonra Taceddin'i, Yankı'yı alabilir miydi? Ben almasını beklerdim. Yankı yoruldu çünkü orta sahada. İkinci yarıya Ali Öztürk sakatlıktan çıktı. Daha sonra koydu. Berhan, Berkem, Taner. Ali Öztürk, Taner alternatiflerini ikinci yarının başında sürebilir miydi? Sürmedi. Biraz beklemeye düşüncesine girdi. Bu kez işte o sağlı sollu ataklarla oyunu rakip sahaya bunaltan Mausa Türk gücünün Emre'nin nitekim kanat bu kez neye döndü? Uzun toplarla değil kanat. Set oyununa döndü. Kanat oyununa döndü. Kanatlardan sağdan geldi. Emre'nin kafa vuruşu direkt. Bünyamin tamamladı. Düşün defans futbolcusu. Bünyamin tamamladı. 2-0 oldu. Sonra Arif'in ceza alanı içerisinde müthiş şutu. Kalecinin orada da hatası var. Önünde ne kadar Hakan da olsa Hakan Karacaoğlu da olsa çift yumruğu orada derece. Topu takip edemedi. Zaten 3-0 olduğunda tamamen kırılgan havlu ve tamamen havlu atmış bir vaziyetteydi. Yine bir uzun top Pote'nin uzun kale defans arkasına topuyla mükemmel önce rakipten sıyrıldı. Rakibi de güzel etkisiz hale getirmiş etkisiz ama. Etkisiz hale getirdi. Daha sonra da sağ ayak içiyle müthiş bir golcü vuruşu yaptı. Zaten son dakikalarda da Eray'la Şenol'la işi bitirdi. Yani Mausa Türk gücü geniş kadro avantajı oturmuş, özgüven ve mükemmel bir rakip analizi. Yani küçük kaymaklıya başka silahları sürüyor veya daha başka oynuyor. Lefke'ye başka bir şey oynuyor. Ama bu maça ekstra hazırlandılar. Yani bu maça hem motive anlamında onu gördüm. Hem de rakibin 3 beraberliği olması, yenilgisiz olması, geçmiş yıllarda Cihangir'in Mausa Türk gücüne ters gelen veya aldığı puanların olduğunu bilincinde zirve adına müthiş bir önemli puan farkını 5'e çıkaran
Müthiş bir galibiyet aldı. Burada yani futbolcular kadar teknik heyetin de analizde kesinlikle ve rakibi hocam hataya zorlamada önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Tahir, Songuç abi gerçi dün yorumdaydı. O gün hoca biz orada maçı izledik. Ben sesini duymadım Songuç abinin dün maçta. Kimi yok. Bütün maçı ben adadım. Bırak dokunma. Dokunma. Her söylediğinde gol oldu bu defa. Değirmenini izledin. Gönpaşlı Pınar değirmen maçı 2-2 olduğunda. Yani kalkıp gelmeye bile düşündükçe ya. Değirmenlik stadına. İşin esprisi ama. Tahir. O vakitler sizde daha gol yoğdu. Evet yoğdu, evet. Yoğdu bize. Biz 5. golü izledik. Tahir şuradan girelim. Kim durdurur bu takımı? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim sevgili Beyza'da. Mausa Türk Gücü teknik heyetini komple kutlamak lazım. Yani bir, bu takımda yedek oturan tıs çıkarmıyor. Kesinlikle. Sahaya giriyor, görevini yapıyor. Teknik heyet tüm futbolcuları tıpkı Fenerbahçe'deki gibi hepsi hazır. Hı hı. Emre giriyor, hazır. Ya bu adam nasıl oynamaz diyorsun. Yani işte Mehmet Gürlü giriyor, ya bu adam kesilir mi diyorsun. Yok. Ama oynayanlar işini yapıyor, oynamayanlar sonradan girip onlar da işini yapıyor. Eray 80'de giriyor, golünü atıyor, iş yapıyor. Şenol oynamadığı zaman giriyor, maç alıyor. Yani çark tıkır tıkır işliyor. Sorunsuz, her şey yolunda. Ritmini yakalamış. Hayır, giren de hazır giriyor. Diri onu giriyor ve onu oynadık işte. Geliyor yani giren. Yani tüm oyuncularınızı 9. haftayı geride bıraktık. 9. haftayı geride bıraktık. Tüm oyuncularınızı 9. hafta sonunda bile hazır vaziyette tutabiliyorsanız teknik heyet başarısıdır. Kesinlikle Tahir. Ciddi şekilde teknik heyet başarısıdır. Hem Ali Hoca'yı hem ekibini kutluyorum. Önemli bir istikrardır bu. Ve şu anda zaten istikrarının da performansının da ödülünü alıyor. Tıkır tıkır yoluna emin adımlarla devam ederken rakipleri de huzursuzluğun içinde, performans düşüklüğünün içerisinde, boğuşuyor. İstikrarsızlığının içerisinde boğuşup duruyor. Mausa da aldı başını gidiyor. Yani bu şekil, Songuç abinin de dediği gibi bu şekil diğer takımların bu sene ikinci olalım hedefini koymasına sebep olur. Net. Bu şekilde giderlerse. Aynen öyle. Şimdi düşünün. Gidişat da onu gösteriyor. Hayır. 3.3 maç başına düşen gol. Evet. 3.3. Yani 4 gol yiyor kalesinde. Yarımın altı 0.4. Her maç işte 5, 6, 7 attığı maçlar 9 maçta 30 gol atmış. Ki yani golün eleştirdik mesela. Golün dışında da büyük ihtimal bunun istatistiğini tutmadık ama 90 dakikaya baktığımızda gollerin dışında da en az net 10 pozisyonda rahat yaratıyor. Ki hep kafalarda soru işaretiydi. Isaac bu takımın oyuncusu olur mu? Savunmada oynar mı? Yani ama abi ayak uyduruyor ha. Tabii. Ayak uyduruyor ha. Yani Isaac da oralara. Şimdi şöyle bir şey de var. Yalnız bunu göz ardı etmeyelim. Mausa Türk Gücü'nün defansını da zorlayacak takım göremiyor karşısında be kardeşim. Yani ne yapıyor Cihangir takımı? Yani üzerine gidiyor mu? Ben maçı izlemedim arkadaşlar. 2-3 tane pozisyon gördüm ben uzaktan şutun dışında. Başka bir şey yok. Kanattan giden takım o takımın defansını zorlasın. Göbekten ver kaşlarla giden takım. Uzaktan şut atan takım. Muhittin denemiş şansını dün 2 kez. Yok yani. Evet Isaac hazırlık maçlarında ligin ilk 2-3 haftasında. Hep soru işareti Tahir. Halen daha bana göre soru işareti. Yani Isaac Mausa için hep soru işaretiydi. Mausa'nın yüksek performansı, rakiplerin de düşük performansı bu kötü halkayı ortadan kaldırıyor. Evet. Şimdi önünde kim oynuyor? Tabii ki. Yani birebir kaldığında zaman zaman savruk bir hali vardı Isaac'in. Ama çarkın dişlisi olmaya başladı. Çünkü Bünyamin de çok formunda. Ünal, Mehmet Erol önünde canavar gibi. Bir tarafta Emre Kıvıyatlışahin, bir tarafta Uğur. Müthiş çalışıyorlar. Salk çalışıyor. Yani o bölgeye çok baskı gelmeden, yani çok şey altında kalmadan, pres altında kalmadan zaten orta sahadan savuşturuyorlar atakları. İlk kez ama hem Lawrence hem şey oynadı. Tamam, aynı Isaac şey, aynı şeyle oynadı. Evet. Yani. İlk kez. Evet, evet. Yani savunmada ikisi birden ilk kez oynadı. Hı hı. Ve düşün Cihangir gibi takıma karşı oynadı. Yani ligin namalup takımına karşı. Maç, ve hiç bunu sırıtmazlar. Sezon öncesi oynarlar. Sezon öncesi bir röportajımız vardı. Koral Bozkurt'a işte yapıyorduk. Ben bir soru sordum ama bir soru sordu karşılığında. Bu sene rakibimiz kim olur dedim. Sana göre kim olur dedi. Yani mutlak favori, birinci favori, son 3 yılın şampiyonu
Oturmuş takım, oturmuş düzen, ekonomik sorun yok, mükemmel bir yönetim anlayışı. Bir hep mahusa türkücü göster. Kim olur? İlk anda cevap veremedim. Önce Doğan dedim. Bak, yani ilk anda cevap veremedim. Önce Doğan Türk Birliği olur dedim. Az kaldı küme düşersin takım. Üçte sıfır. Düşmez ya. Doğan ilk yarıyı bana göre ikinci tamamlayacak. Doğan Türk Birliği yarı ikinci sırada tamamlayacak. Hocam. Yine konuşacak. Yoksa yeneceğim yine. Yo, yazarım ama dinleyen izleyici de var. İlk devre bittiğinde çakmasınlar biz anlamımız. Tabii, benim görüşüm tamam. O. Ama kabul yani Yenicami, Değirmenlik, Mesarya, Dumlupınar kim olur? Bir anda bu rakibi olur. Yani Değirmenlik daha takım olamadı. Az sonra Tahir anlatacak. Yani neler olduğunu az önce dedi ya. Her oynayan futbolcu mutludur ve girdi ve sonucu değiştirdi. Orada oynamayan futbolcu olay çıkarır. 3 hafta onu konuştuk. 3 hafta onu konuştuk. Şükrü'ydü, Kasım'dı, Semih'ti, Barkın'dı, Fırfır'dı. Orada bir karmaşa var. 3 hafta çünkü... Yenicami'nin teknik direktörü kimdir onu konuştuk. Onları konuşuruk. Kimdir abi? Cemre Yıldız. Cemre? Kim olacak? Tamam. 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 Tahir? Cihangir'in en büyük şanssızlığı bir zihninin gitmesi. Ciddi sarsıntı yaşadı orada Cihangir takımı. İki, ardına Yunus'un sakatlanması. O çok önemli. Çok önemli. Her üç, Babakar'dan geçtiğimiz haftaya kadar Babakar'dan verim alamaması. Geçtiğimiz hafta iyiydi Tahir. Ama bu hafta ben izlemedim. Gene siz izlediniz onu. Ben izlemedim. Yani bu hafta... Geçen hafta iyiydi. Abi geçen hafta iyiydi. Çok iyiydi. Yani yok, en iyi Babakar'ı gördük geçen hafta. Bu hafta gene kötü. Şey yapamadı. Gene kötü. 4 Ali Öztürk'ün sakatlığı. Evet. Ali yani, ayağa kalkamıyor. Cihangir takımı bunlara rağmen geldiği nokta bana göre büyük bir başarıdır. Başarıdır. Tabii ya. Başarıdır. Büyük bir başarıdır. 18 puan ilk mağlubiyet. Yunus'un yokluğunda Mehmet ciddi şekilde aratıyor Yunus'u. Yani bu genç kalecinin, bakın ben bu sözlerimi daha önce Toykan'ın Çetinkaya'da oynadığı dönem Toykan için söyledim. Şu anda aklıma Özgür için söyledim. Özgür'e kullandın. Bunlar yetenekli adamlar ama kendine değer vermeyen adamlar. Kendi yeteneklerinin farkında olmayan ve körelten arkadaşlarımız. Mehmet kaleci Mehmet de kilo vereceksin kardeşim. Süper Lig'de oynuyorsun. Cihangir'in kalesini koruyorsun. Kilo vereceksin. Kilo vereceksin ve çalışacaksın. Gerekirse günde 2 idman yapacaksın. Cihangir gibi bir takımın kalesini devraldıysan bunları yapacaksın. Bunları yapmazsan işte kalecinin çıkmaması gereken bir yere çıkarsın. Gol yersin. Dengede gider, maçta gider. 20 metreden, evet, 18 metre, 20 metreden Arif'in vurduğu şutu içine tokatlarsın. Bunlar olur. O zamandan olur, takım demoralize olur ve havlu atarsın maça. Yani genel olarak maçı o günle Songuç abim değerlendirdi. Ben o noktaya girmeyeceğim. Ben genel anladım dıştan bir kaleye değerlendirdim. Mesela doğru. Güzel bir noktaya, güzel bir noktaya değindin. Mausa da 5 hafta potesiz oynadı. Kim oynadı? Alternatif. Abi 5 hafta potesiz oynadı Mausa Türkücü. Tamam, alternatifleri var. Doğrudur. Yani burada alternatif yok. Yani bir kalecinin alternatifi yoktu. Şenol oynuyor, olmadı Emre oynuyor. Emre oynuyor. Kenarlarda Emre Öztürk oynuyor, Arif oynuyor, Eray oynuyor. Yani birileri şey yapıyor. Sevgili Beyza'da istikrar çok önemlidir. Performansta bile istikrar çok önemlidir. Şimdi Cihangir'in hücum elemanlarında tıpkı sezon başından beri Doğan Türk Birliği için söylediğim sözler gibi Cihangir'in de hücum hattında ciddi bir performans sıkıntısı var. Yani devamlılık yok. Yani bugün Muhittin çıkıyor Değirmenlik maçını alıyor ama bir sonraki maç durur. Muhittin sahada yok. Taceddin belli bir çizginin üstüne çıkamıyor. Çıkamıyor. Babakar bir maç, iki maç var yok. Ali Öztürk zaten sakat. Şimdi Cihangir nasıl şampiyonla oynayacak? Sercan geçen maçın adamıydı. Bu maç nasıl şampiyonla oynayacak? Bile. Yani bu oyuncular performans istikrarı yakalayamazlarsa Cihangir şampiyonla oynayamaz. İki maç gidecek, üçüncü maç takılacak. Mausa'ya bakan... Evet, bir izleyiciler mesaj attı. İki hafta Ünal yoğdu, iki hafta Mehmet Erol yoğdu, iki hafta da Şenol yoğdu. Tamam. Beş haftada pot. Şimdi bir şey sorayım. Mehmet Gürlü girer. Yeni onsuz başladı. Mehmet Gürlü, Mehmet Erol oynadı. Mehmet Gürlü girer Mehmet Erol'un yerine. Mehmet Gürlü'nün performansı iyi olmasa, ah Mehmet Erol nerede demeyecek mi Mausa? Diyecek ama diyemez çünkü Koral Başkan'a performansı. Yedek kulübesinde oturur. Girdim bir sesleneyim. Başkan
bu yedekte oturan adamlarla dedim bir program yapsam dedim. Yani işte kim vardı orada? Eray vardı yedek kulübesinde. Mehmet Güllü vardı otururlardı. Şikayet ederler mi dedim. Oyuna girmedi Eray için. Öyle bir lüksleri yoktur dedi Koral'ın. Koral başkan öyle söyledi. Koral dedi öyle bir lüksleri yoktur dedi. Doğru. Ve net konuştu orada. Demek ki söylediğiniz konu adamlar mutludur. Huzurludur. Ama en büyük başarı Tahir senin söylediğin gibi teknik heyetindir. Abi diri giriyor adam oyuna. Tabiri yerindeyse. Diri giriyor. Tabiri yerindeyse at sahibine göre kişiler. Kesinlikle. Sen kesinlikle. Orada hem takım bazında hem yönetim bazında oturmuş bir sistem var. Tamam. Takımla ilgilenen yöneticisi belli. Futbolcunun sorunlarıyla ilgilenenler belli. Çağrak Tuğunan, Kemal Mahir'e takımla yatıracak. Evet. Son bir SMS geldi okuyayım. İki takımdan beklentisi var izleyicinin. Bu takımın belini kıracaksa iki takım kaldı. Biri Yonpaş Lumlupınar, biri Mesarya. Yani belini kıracak dedi yani kötü maksatla demedi yani. Belki takabilecek anlamında. Evet takabilecek. Kim, şimdi evet. Bu hafta kimle oynar? Bu hafta Yonpaş Lumlupınar oynar. Sonra da Mesarya. Geçen program biz ne dedik? Bu 3 hafta. Bu 3 haftayı dedik. Mausa Türk gücü böyle bunları temizleyerek giderse... Yenerek giderse zaten ilk o zaman 10 da puan farkla bitirecek. Yapacak. Sonrasındaki maçlarını da söyleyeyim. Bu iki hepsi yerinde bu arada bu iki maçta. Mesarya ile de yerinde. Dumlupınar Mesarya, Göçmenköy ve Yenicami deplasmanları var. İki Lefkoşa, Hamitköy ile Yeşilova'yla da sahasında. Düşün. Ama Mesarya Metege maçlarını da geçen sezon hatırlayın. Çok güzel, çok güzel, keyifli ki Mesaryalılar hakem hatalarını o gün ön plana çıkarttılar. Yani iki maçta da hakem hatalarını ön plana çıkarttılar ama kafa kafaya bir maç. Mesela önce bu hafta tabii değirmenlik maçı. Evet, o ama da. Ama şimdi şeyi de hatırlayalım. Cihangir de hep ters geldirdi şeye. Mausa Türk gücüne. Aynen o. Yani bazı günler vardır hiç şey yapamazsınız. Biraz sonra Doğan'ı konuşurken de konuşacağız. Eğer Doğan bugünkü gol şansı geçen hafta Hamitköy'de olsaydı 6-1 bitecekti maç. Kesinlikle. Kesinlikle. Bugün vurduğu girdi ilk yarıda. Evet. Aynen öyle. Tamam. MTG Mausa Türk Gücü Cihangir maçını bitirdik. Yeni Cami Hamitköy maçı sıradaki ikinci karşılaşma haftanın açılış maçıydı. Yeni Cami Hamitköy maçı bir cuma akşamı buluşmasıydı. Yeni Cami açıkçası bu sezon gece maçlarında, hafta arası maçlarında istediğini alan taraf oluyor. Ancak Hamitköy maçı çok da öyle olmadı. Çok zorlandığı bir gece oldu. Pozisyon anlamında Hamitköy'ün belli bölümlerde üstünde olsa da sahneye çıkan Fırat tek golle takımın hanesine 3 puanı yazdırmasına sebep olan isim oldu. Yeni Cami tek golle rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bakalım açılış maçında Yeni Cami Hamitköy maçında neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. Aksa Süper Lig 9. hafta açılış maçı Lefkoş Atatürk Stadı Yeni Cami Hamitköy ile karşılaşıyor. Mehmet Sezer'in maçın hakemi Engin Akkagün, İbrahim Katmer, yardımcıları Zekai Töre maçın 4. hakemi. Yeni Cami başlıyor maça. Baskı var. Fırat'ın baskısı. Sonuç gelmiyor. Hamitköy atağı. Bir geri kafa pası. Ernest. Tekrar Ernest Rövaş atağı, top yanavlarda kalıyor. Hamitköy atakları ilk dakikalarda. Ceza alanının içerisinde pas. Savunma. Ayak koyuyor. Sonrasında Ernest ikili mücadele kazanıyor. Ernest kendisi gitmeye çalışıyor. Atak devam ediyor. Kemal Barbet ortası. Boşta kalan top. Hamitköy'ün baskısı var. Ceza alanı dışı sert şut, kaleci Ercan Ömer'in vuruşunda topu önlüyor. Sonrasında köşe vuruş, sonuç gelmiyor. Fırat içeriye ortası. Ceza alanı içerisi gelişine vuruş denemesi ama... Kaleci Tolga kontrol ediyor. O noktada Cenk'er vuruşu yapan isimdi. Hascan. Ceza alan içerisi. Orta Silla kafa. Top yandan dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Taç atışı Hamitköy atağı. Ernest. İçeriye pası. Şut pozisyonu. Yerden vuruş kaleci Ercan. Osman Turgut'un vuruşunda topu kontrol ediyor. Hascan. Sıyrılıyor rakibinden. Ceza alan dışı sert şut kaleci Tolga. Gole izin vermiyor bu pozisyonda. Serbest vuruş kullanıyor Hamitköy takımı. Ceza alanına gönderilen top. Kafa vuruşu kaleci Ercan uzanıyor. Topu kontrol ediyor. Sonrasında çalan düdük. İlk devrede gol yok.
İkinci devre maçta Ernest topun başında. Emanuel Ernest, golcü ismi, Amitköy takımının düdük çalıyor ve ikinci devreye Amitköy başlıyor. Hamitköy atakları yine ikinci devrede. Ceza üzeri Ernest şut pozisyonu, vuruşu, topu yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyon Hamitköy adına. Köşe vuruşu, kale alanı, kafa, kaleci Tolga. Silla kafayı vuruşunu yapan isimdi. Sonrasında sakatlık. Hamitköy atağı yine Ernest. Topla buluşuyor. Ernest dönüyor. Vuruşu kaleci Ercan, gole izin vermiyor. Hamitköy adına kaçan pozisyonlar var ikinci devrenin başında. Sonrasında Fırat ortası, top ağlara gidiyor, gol. Orta şut karışımı vuruş. Kaleci Tolga'ya aşan top, Fırat. Dakika 66. Golü atıyor kaptan ve Yeni Cami'yi 1-0 öne geçiriyor. Büyük sevinç Yeni Cami futbolcularında. Fırat karşı türbüne gidiyor. Sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor. Hamitköy atağı yine. Ömer'in pası. Ceza alan dışı. Yerden vuruş kaleci Ercan. Top dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu. Kale alan içerisi. Kafa, kaleci Ercan. Yine uzanıyor. Topu kontrol ediyor. Yeni Cami atağı. Fırat rakibinden sıyrılıyor. Fırat ceza alanı içerisinde. Gol pozisyonu, vuruş, top üstten dışarıda. Orta kale alan içerisine. Boşta kalan top. Atak devam ediyor. Savunma topu uzaklaştırıyor. Silla Yeni Cami adına. Rakip yarı sahada, ortasını yapıyor. Uzak kale direği. Boşta kalan top, kaleci Tolga Fırat'ın vuruşuna gole izin vermiyor. Hamitköy eşitliği sağlamak istiyor ama çalan düdük, maç bitiyor. Maçın skoru Yeni Cami 1, Hamitköy 0. Evet, tek gollü galibiyet Fırat'ın golü 3 puanı almasına yeterli oldu. Yeni Cami'nin bu hafta ikincilik koltuğuna yükseldi. 20 puanla avarajla ikincilik koltuğunun sahibi. Tatmin ediyor mu seni Yeni Cami'nin oyunu Tahir? Senden başlayalım. Not al. Yok dedi Tahir. Evet Tahir. Kendilerini tatmin eder mi? Neyi? Kendilerini tatmin eder mi? Kendilerini tatmin Tahir. Kendilerini tatmin. Kendilerini tatmin. Onun için... Ne var tepkiden Tahir? Yani çok iyi başladılar. Yani direkt konuya gireyim isten. Direkt gir konuya Tahir. Direkt gir konuya. Sen daha öğrendin bu işi. direkt gir konuya. Tabii evet. Karşılaşma gerçekten Yeni Cami adına son haftalarda en zor maçlardan biriydi. Hı hı. Bu karşılaşmalar son kötü gittiği periyotlar içerisinde en zor maçlardan biriydi bu. Yasin, Mehmet Göktaş, başka kim yoktu başkan? Rotasyona götürdü takımı. İki oyuncu yoktu. Fikret'i kenara aldı. Mehmet Çavuş sakatlıydı. Mehmet Çavuş yoktu. Evet. Yani. Bu oyuncuların yerine Boran'ı oynattı ilk kez 11'de. Emirhan'ın yanında. Belkem'i ön libero'ya koydu. Yani ona bakarsak Emirhan da son zamanlarda girmeye başladı. Direkt 11'e. Evet. İlk başta hiç girmez. Bunun sebebi, hakkında veriyor abi. Bunun sebebi Türkiye'ye gitmesiydi. Tabii ilk geldiği zaman. Evet, bunun sebebi Türkiye'ye gitmesiydi ki. Yani buradan devam edeyim o zaman. Tabii. Emirhan, bugün sahada da söyledim kaymaklı maçında. Emirhan son yıllarda ülkemizde yetişen en önemli defans oyuncularından bir tanesi Sena ile birlikte. Tayro Batuhan Calba'nın bir Batuhan da yetenekli yani o dönem, bir stoper. Yani bu şekilde ama şanssızlıklar onun peşini kesinlikle bırakmıyor bir türlü ve temposunu yakalayamadı ve yıllardır sakat. Sena'ya bir avantajı var sadece şeyin. Emirhan'ın disiplini. Evet. Evet. Sena'da daha disiplin sorunu. Evet, o maç geldiğinde konuşacağız tabii. Sena'yı. Tabii. Bir yaşı, kere yaşı 17. Sezgileri müthiş. 17 yaşında. Bir defans oyuncusunun yani, Ermes'in önüne aldığı maç belki de o gecenin belki de en iyi karesi. Topun nereye gideceğini, nasıl hamle yapacağını hissetmesi çok önemlidir bir defans oyuncusunda. Emirhan'da bu var. Timing. Çok önemli. Müthiş bir timingi var. Kademe anlayışı. Süper. Çabukluğu. Çabukluk. Biraz daha güçlenirse
biraz daha güçlenirse ki önünde zaman var. Türkiye yani oynar. Rahat oynar. 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 Gerçekten oynayabilecek potansiyele sahip. Ki Sena için de aynılarını ben geçen sene söylemiştim ama az önce Sorguç abim bahsettiği konu ki maçtan sonra babasıyla da ben bu konuyu konuştum. Kendisi de oğluna bu konuda ciddi konuşmalar yaptığından bahsetti babası ama o maçı geldiğinde konuşuruz onu. Tabii Yeni Cami bu maça çıkarken ciddi sorunların içerisinde boğuşarak geliyor. Geçtiğimiz hafta soyunma odasında yaşananlar, soyunma odasının önünde yaşananlar, teknik adamın darp edilmesi ve bunun sonucunda boğazında sıkılması, evet, edilen küfürler, hakaretler, bunun akabinde hafta arası hiçbir tedbirin alınmaması, futbolcuların yaşadığı iç huzursuzluk, kendi içlerindeki iç huzursuzluk hepsi sahaya yansıdı. Başkana sorduk Tahir, seninle birlikteydik. Evet. Ali Özmen Safa ne dedi? Her şey yolunda, kontrol altında. Devamında aile içi tabii. Sorundur, tabii. Halledilir. O olayları yaşatanlarla konuşacağını söyledi. Şimdi ben burada da Cemre Hoca'da hata buluyorum. Yılların Yeni Cami'si. Bakın bu ülke futboluna adını altın harflerle yazdırmış bir Yeni Cami Adel'in kulübünden bahsediyoruz. Eğer bu kulübün, bu camianın teknik adamı soyunma odasının önünde tartaklanıyorsa ve buna kimse gıkını çıkarmıyorsa, buna Cemre Hoca da dahil, kimse gıkını çıkarmıyorsa ve sus pus olup oturuyorsa bu onların ayıbıdır. Sen olsan ne yapardın Tahir? Ben olsam ne yapardım? Ben olsam istifa ederdim. O kadar. Bu kadar basittir bu iş. Yani eğer yönetim bana sahip çıkmazsa, insanlar bana sahip camia çıkmazsa derim hadi bakalım eyvallah. Ama bu düşünceyle bu gemi gitmez abi. Olmaz ama. Ya bir yerde ya gayaya tossan yani, ya da demir attın daha. Bir de başka bir şey. Biz burada az önce konuştuk. Aynı ekip başka teknik adama da bu tepkileri yaptı. Geçmiş dönemlerde. Evet. Ve altyapı liglerinde. Evet. Dönelim 5-6 sene öncesine Sorguç abi. 5-6 yıl öncesine dönelim. Hasça'nın daha genç olduğu yıllarda şimdi aynısını Hasçan'a yaşatmadılar mı? Hayır, şimdi daha şeye. Bu çocuk yıllarca Yeni Cami formasından uzak kalmadı mı bu sebeplerden? Yani sebep asrının oynatılmamasıdır değil mi? Evet, oyuna alınmaması. İlk 11'de oynamaması. Tamam, gör. Bu hafta girdiği asrın ne yaptı? Bu maçla konuşuyoruz. Zaten bunun farkında değilse kimse, herkesin nasıl derler. Ne yaptı? Hiç yapmadı. Hiçbir şey yaptı. Yapamadı. Yapamadı. Tahir'in biraz önce söylediği vardı ama. Çocuk da baskı altındadır demek. Moğusa Türk gücü işte bu yüzden hepsinden bir adım öndedir. Evet. Çünkü. Mutludur ya da kulübesinde oturan adam da. Bakın yönetim de yok. Ailesi gidecek. Yani Yeni Cami'de yönetim diye bir olay da yok. Yani Başkan Ali Özmen Safa her şeye yetişecek. Özel işleri, kendi işleri var zaten. Adam İngiltere'deydi bu olaylar yaşandığında. Takdir ederim. Evet. Başkanı. Yani bir iş disipliniyle bu işi çözeceğini düşünüyor ama. Burası futbol sahası. Burada o işler böyle yürümez İngiliz, yani. İngiliz kültüründe olmayan işler yürümez oluyor. Yürümez yani burada o işler öyle. Yani ciddi bir kangren var şu anda. Size dedi ya. Fırat niçin karşı türbünlere gitti sevindi? Aile için. Sonradan duydu ki bunu bakalım kaç gün. Fırat niçin karşı türbünlere gitti sevindi? Oğluna gitti. Niçin oraya gitti? Oğlu orada oturuyor. Ya adamın haftalarda duymadığı küfür kalmadı ya. Türbünlerden hakaretleri var. Adamın haftalardır duymadığı küfür kalmadı türbünden. Niye buraya gelsin sevinsin? Onda kırılgan bir yapısı vardır Fırat. Fırat'ın doğrudur. Bütün takım huzursuz. Yasin bu hafta cezalıydı. Soruyorum ben, buradan cevap versinler bana. Yasin cezalı olduğu günden itibaren kaç itman yaptı? Ben buradan soruyorum, cevaplasınlar. Hiç. Cevaplayamazlar. Bak cevaplayamazlar. Bir daha şunu söyleyeyim. Bunu çıkıp açıklayamazlar. Hocam, cuma günü maç oynayan bir takımın ne gün itman yapması gerekir? En kötü ihtimalle bugün. En kötü ihtimalle. Cumartesi pazar. Var. Cumartesi pazarı Yeni Cami boş geçiyor. Yarın başlıyor itmana. Tamamdır. Ki? Pazartesidir maçı diye. Ne alakası var hocam? O daha da kötü. Sen şey yapacaksın. Kaslar var, şeyler var. Yani ne bileyim, ben
Kim isterse ben onunla tartışırım. Bence Yeni Cami mutsuzdur şu anda. Mutsuzdur. 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 Ayakları geri geri gider. Evet, evet. Mutsuzdur takım. Ya. Yani otorite, isterse... otorite yoktur. Eksikliği var. Evet. Ciddi şekilde. Cemre Hoca'nın kendi özel sıkıntıları var. Bundan dolayı takıma fazla zaman ayıramadı. Bunu benim söylemem doğru olmaz. Çünkü birebir onunla paylaştım. Özel sıkıntıları, sağlık problemidir. Ama Yeni Cami Adalen Kulübü ilk hafta 4'te 4 çektiyse ilk ay ve ardına o olaylar o dönemde de aslında her şey süt liman değildi. Daha minimize. Daha minimizeydi. Evet. En azından iç galibiyet huzurları vardı. Diye. Rakipler evet, iç rakipler, huzurları vardı en azından. Rakipler de yenilebilecek evet. Rakiplerdi. Yenebilecek. Yenebileceği kendisi. Evet. Onların yenilebileceği. Ama ne zaman ki 5. hafta itibariyle başladı zor maçlar. Süre, zor maçlar, puan kayıpları. Ama yani Yeni Cami taraftarlar da biraz kendine çeki düzen verecek. Bakın geçen senenin şampiyonu Mausa Türk Gücü'dür. Ama geçen senenin kazananı Yeni Cami'dir. Pırıl pırıl genç bir kadro oluşturmuşlar. Gelecek 10 yılın takımını oluşturmuşlar. Çok yetenekli isimler var. Bugün bu yetenekli çocuklara sorun. Ali Bayır'ından işte sağ bek oynayan Koray'ına, stoper oynayan Emirhan'ına, Kaan'ına, Kaan'ın 3 haftadaki performansından 100 kat uzaktadır Kaan. Olmaz ama yani. Ama çok ilginç. Bu çocuklar etkileniyor. Çok korkuyor, çekiniyor. Hayır. Ne yakaladın abi? Bir şey yakaladın. Tabii çünkü bu kadar sarsıntıyı geçirir bir takım. Bu kadar yani sorunludur. Yönetimsel ve şey açısından teknik heyet 20 puanla ikinci sırada. Evet. Yani değirmenliği BTG ile 5 puan farkı var. Değirmenliğin evet. Üstünde. Tamam da. Yani hayır. Yani biraz bu takıma çeki düzen verilse, biraz huzur getirilse bu takım Songuç şey gibi olacak bir takım. Abi bu dakikadan sonra bu söylediğim olmaz. Olmaz. Ok yaydan çıktı. Kolay değil artık. Yani o gırtlak sıkıldı ve ok yaydan çıktı. O küfürler edildi. Bu insanlar hepsinin bir ailesi var. Hepsinin eşi dostu var o tribünde. Ben geleceğim tribüne Beyza diye küfür edeceğim yanımda oturacak annesi babası, ailesi. Oynama oğlum diyeceğim. Oynama oğlum. Ama bu iş gelenek haline gelmiş bunlarda. Gelenek haline gelmiş. Gelenek haline gelmiş. Güzel. Gelenek haline gelmiş tabii. Son derece yanlış. Hı. O yüzden Yeni Cami'nin bence Cemre Hoca da iki elinin arasını alacak başını. Ben kendisine de söyleyeyim. Onurlu bir davranış gösterecek ve istifa edecek. Net. Bu davranıştan sonra bu camiaya hizmet etmesi zaten ona karşı olan güveni de yitirilmiş durumdadır. Yeni gelecek olanı da yapacaklar bu anlayış ama. Yapacaklar tamam yani, ama yönetimde zaten ciddi problem var sevgili başkan. Yönetimde de var. Şimdi Ali Özmen, Safa ve Volkan'dan başka kimse yok ki. Evet. Tahir var mı yönetim? Yok. 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 Tabii şimdi geç. Yani çıkıp oraya özür dilerim Songuç abi. Bir kişi tribünlere değmez mi ya? Yönetimden biri olacak mesela. Ya niye küfür edersiniz? Bunlar bizim oyuncularımız. Yok. Çocuklara sahip çıkan yok. Geç kalınmış bir durum var Tahir ama. Doğru. Şu açıdan. Geçen hafta oldu bu olay. Göçmenköy maçı sonrası. Sonrasında. Bir hafta oldu. Ya sen bir hafta hiçbir şey yapmadın. Hiçbir açıklama yok. Hiçbir tedbir yok. Hiçbir başkanı beklemişler Londra'dan gelsin. Tamam. Bir de döndün çıktın. Hamitköy'de yendin. Bir ders ansızın. Ben istifa ediyorum. Ne oldu diyecekler sana? Çok da basına sızmadı bu konu. Evet. Çok ne da basına diyecekler? Sızmadı bu konu. Ama ha sen de diyeceksin ki geldi başkan. Hiçbir tedbir almayınca ben de bu kararı verdim. Yani. Yok. Hamitköy için bir şeyler söyleyeyim. Toparlanmış bir Hamitköy gördüm ben. Yani bu maçın bu skorla bitmesi Ernest'in ki sahanın en etkili oyuncularından biriydi tek kelimeyle kaçırdığı pozisyonlar da yoksa Yeni Cami'nin fişini çok öncesinden çekebilirdi Hamitköy takımı. Daha organize gördüm. Daha istekli arzulu gördüm. Ahmet Hoca'nın daha Hamitköy'e uygun bir kadro yapısıyla sahaya çıktığını gördüm. Böyle de oynamalı. Evinde de böyle oynamalı. Çünkü geçtiğimiz seneki Hamitköy bundan daha fazla istekliydi. Az o seviyeye gelmelerine az kaldı. Sezon başındaki evet. O sezon başındaki Hamitköy değil. Üzerine koyarak geliyorlar.
Hücum eksikliklerini de yavaş yavaş gideriyorlar. Hücum oyuncuları da yavaş yavaş form tutuyor. Sakatlıktan geldiği Toykan toparlıyor. Barbet toparlıyor. Ernest zaten başlı başına bir tehlike. Ben sadece şunu anlayamam. Bunu dün Sedat Hoca da yaptı. Ernest gibi rakibin defansını zorlayan, korkutan, çıkmasına engel olan bir hücum oyuncusunu sen nasıl olur da sağ tarafa çeken? Niye çeken? Yer atsın şeye, center for'a. Hayır, oradaki düşünce şudur. Nedir? O bölgeden çıkan bekin, yani rakip savunma bekinin arkasına sarkmak. Çünkü çok daha sen en golcü tamam başkan da zaman zaman kayboluyor. Hiç kaybolmadı. Çok zor anlar yaşattı aksine. Emirhan gününde olmasa tabii tereyağından kıl çeker gibi o topları toplamasa muhakkak birini atacaktı. Ama Ernest'i siz sağ kanada aldınız demek rakip savunmanın daha rahat hücuma çıkmasına imkan sağlıyorsunuz ve Ernest'i kaleden uzaklaştırıyorsunuz. Firo'yu orada oynatsın diye. Cemre'yi. Bana göre benim futbol anlayışıma göre yanlıştır evet. Bu. Geçtiğimiz haftalarda da bunu yaptı. Bugün bu maçta yine yaptı Ahmet Hoca son bölümde. Ernest'i kaleden uzak tutmak rakibe ciddi avantaj sağlar. Tıpkı dün değirmenlik öndeyken Sedat Hoca'nın Weston'u sola alması gibi. Erken döndü hoca yanlışından ama iş işten geçti. 3-3 oldu maç. Evet, Ogun Hoca. Şimdi Yeni Cami'nin başladığı tempo, huzur, futbol oynama isteği, sorunların hasar altı edilerek rakiplerin de iyi bir fikstürle çok dirençlerinin olmadığı noktada 4'te 4 yaptıktan sonra tüm gözler üzerine çevrildi. Daha sonra o zor 3 maçta sadece 2 puan çıkarabildi. Mesela mağlup oldu. Son 2 haftadır da iyi oynamasa da kazanmayı biliyor en az. Yani bu 6 puan aldı. 20 puanla doğrudur. Şu an liderin takipçisi konumunda. Ama her zaman dere kütük getirmez. Doğrudur hocam. Yani bu gidişat futbolcuların mental olarak çok ciddi kafa bulanıklığı içerisinde olması, buna karşı tedbirlerin en azından şu an bizim bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla alınmaması. Yani olay Ulus Hoca, Cemre Hoca falan olayı değil şu anda. Ha otorite boşluğu, şöyle otorite boşluğu. Cemre Hoca'nın yaşı ve konumu itibariyle iyi bir futbol bilgisi, görgüsü falan vardır ama takım üzerinde sorunlar varken bu konuda yönetimin de gerekli işte açıklama ve gerekli desteği veremediği noktada yetersiz kalıyor. Takıma hükmetme konusunda, disiplin konusunda futbolcuların düşen performansları var. Çok açık net. Disiplinsiz hareketleri var saha içerisinde. Bu nedenle bu hafta Doğan deplasmanı, zor bir deplasman. Bugün Cemre Hoca maçı izliyordu. Doğan maçını Russo'da. Bu düzen devam ederse düşüşe geçecek. Yani puantaj anlamında da düşüşe geçme olasılıkları daha fazladır. Daha aşağılara gelme olasılıkları daha fazladır. Çünkü öyle bir tedbir görmüyoruz. Hamit Köy iyi mücadele eden ama dün ben şunu gördüm. İleride zaman zaman evet Ernest zorluyor. Genç futbolcular işte Barbet gibi, Piro gibi istenilenden performans anlamında uzaktılar. O bitirici işleri noktasında uzaktılar. Gol noktalarında Ernest dışında ikinci, üçüncü alternatifi yani Toykan'ın duran toplar, işte cezanın üzerinde kaleyi yoklama gibi geçmiş yıllarda sakatlıktan döndü. Doğaldır. Biraz daha devreye girmesi lazım. Ama alt sıralardaki takımlara bakıyorum. Yani Gönyeli, Çetinkaya, hatta Yeşilova, Göçmenköy, Ocak, Hamit Köy'ün şu anki direncinin, arzusunun, organizasyonunun, kompak oynamasının bu takımlardan daha önde olduğunu görüyorum. Ki bu hafta da Yeşilova maçları var. Sağlarında Yeşilova maçları var. Dolayısıyla iyi yoldalar. Başlangıçla 5-6. Haftadan sonra bu son 2-3 haftada gelinen nokta iyi sinyallerin verildiği bir noktadır. Şimdi iyi nokta ama şu dakikada lig bitse küme düşerler. Hayır şöyle bir şey. Ya 5-6 puan hepsi çok kötü başladılar. Şeyde de
Tabii kötü çok başladılar. Kötü başladılar. Doğanma karşısında da bakma yani gerçekten çok pozisyon verdi. Neyse maçı kazanıyorlardı neredeyse ama 50 tane çok pozisyon var. Hamitköy daha ilk 11'ini yeni oturtmaya başladı. Evet. Yeni yeni. Yani şimdi Sercan İbo ikilisi defansın göbeğinde yeni yeni oturtmaya başladı. Puan alması evet. lazım. Evet. Sonuca gitmesi lazım. Evet. Ki yeni camiyi bu kadar mutsuz ve huzursuz yakalayamazdı. Yakalayamam başka evet. şekilde. Buradan puan çıkaracaktık. 0-0 kan Ernest'in iki tane pozisyonu var. Tabii yani buradan puan galibiyet bile çıkarabilecektik burada. Kesin. Onu başarması lazımdır. Ona inanması lazımdır. Çünkü Hamit Köy'ün bu aşağıdan kurtulabilmesi için hep puanlar çok yakın. Ta şeye kadar, Küçük Aymaklı'ya kadar, 11 puana kadar hep yakın puanlar. O nedenle biraz puan çıkarmak için bu tip maçları kazanma becerisi göstermesi lazım. Bir yeni camiye arkadaşlar söyleyeceklerini ama eğer Emre Hoca ayrılacaksa, Cemre Hoca şeyde ayrılması lazım. Ona da teşekkür etmeleri lazım. Ulus Hoca. Ulus Hoca. Ve yeni bir sayfa. Yok, onu biz önerdik. Ya. Onların öyle bir gündemi yok zaten. Tamam. O zaman başka bir şey getireceksin başına. Olur. Öyle bir gündemleri yok. Yoktur. Başka başına başka birini getireceksin. Yok. Ne? Yok öyle bir gündemleri yok. Devam edecekler ya. Yani başkanın söylediği öyle bir gündem yok. Yok yani bile 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 bile. Cemre Hoca eğer ateşe, bir şey yapacaksa. Bilmiyorum Cemre Hoca'nın düşüncesi. Öyle bir karar verecekse. Abi sen kalırdın. Hayır. Sen kalırdın. Hayır kalmam. Hocam. Yani böyle. Yani tabii olayın iç yüzünü bilmemekle birlikte boğazıma sarılan bir grupta yönetim arkamda durmasa kalmam tabii. Ta sen yönetiminle konuşasın. 3 maç daha oynadı. Takımı. 1 dakikada vereceksin kararı. Eyvallah diyeceksin. Yönetimin alacağı tedbirlere göre hareket edebilir. Tedbir alamaz. Yönetim yok. Alacak. Zor alır. Ali Başkan alacak. Ya alamazsa ayrılacaksın o zaman. Tabii. Ya o ya bu. Ya siyah ya beyaz. Renkleri gibi. Evet. Miracle Değirmen, Nick Yonpaş, Şumlupınar maçı sıradaki karşılaşma haftanın önemli maçlarından bir tanesiydi. 6 golün çıktığı maçta galip çıkmadı, kazanan çıkmadı. Değirmenlik'te neler oldu, neler bitti hep birlikte izliyoruz. Lig 9. hafta maçı Değirmenlik Sadık Cemil Stadı. Miracle Değirmenlik Yonpaş, Şumlupınar karşı karşıya giriyor. Osman Özpaşa maçın hakemi Sertan Altın, Arif Malek yardımcıları Hüseyin Eskan maçın 4. hakemi. Yonpaş Şumlupınar atağı ilk devreden görüntülerimiz. Ceza maçesi yerden vuruş. Hasan Piro iki hamlede topu kontrol ediyor. Miracle Değirmenlik atağı. Akabueze. Akabueze çekiyor topu. Akabueze. Hüseyin Değnekli ceza maçesi. Hüseyin Değnekli yerden ortağa dokunamıyor futbolcular. Yine Miracle Değirmenlik atağı. Akabueze pası Hüseyin Değnekli. Ceza maçesi orta yerden vuruş topu ağlara gidiyor gol. Kasım Tağman dakika 17. Miracle Değirmenlik 1-0 öne geçiyor. Kasım'ın golü Hüseyin Değnekli'nin asisti. 1-0 önde Miracle Değirmenlik. Sonrasında Miracle Değirmenlik atağı ceza üzeri. Vuruş top yan direçer bağlara gidiyor. Burak Koçar dakika 18 1 dakika sonrası ilk golün. Burak Koçar kaptan golünü atıyor ve başkanıyla bu golün sevincini paylaşıyor. Futbolcular büyük sevinç içerisinde 2-0 önde Miracle Değirmenlik. Atak Yonpaş Şumlupınar'ın ceza alanına gönderilen top. Aşınma bir vuruş. Boşta kalan top ağlara gidiyor. Gol. Osman Şan verdi. 20. dakika fark 1'e iniyor. Osman'ın golü fark 1'e iniyor. 2-1 oluyor skor. Ceza lançesi yerden orta. Boşta kalan top Osman Şan verdi. Bir dakika sonrası kendi golünün bir dakika sonrası yine Osman Şan verdi. 2-2 oluyor skor. Eşitliği yakalıyor Yonpaş Şumlupınar. Köşe vuruşu, kale alanı, Türkkan, boşta kalan top. Vuruş yine Türkkan, gole izin vermiyor. Kritik müdahale Türkkan'dan. Akabueze'nin şutunda. Akabueze köşe vuruşunu kullanıyor. Kale alanı kafalardan seken top dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor. Yonpaş Şumlupınar'a Weston indiriyor. Osman Şan verdi. Ceza maçı. Vuruş top üstten dışarıda. Yine Yonpaş Şumlupınar'a ceza maçı. Gol pozisyonu Osman Şan verdi. Dakika 32. Kendisinin 3. takımının da 3. golü. 2-0 mağlubiyetle 3-2 galibiyete yükseliyor Yonpaş Şumlupınar. Osman Şanverdi'nin golleri. Serbest vuruş. Boşta kalan top. Mert.
Mert Güçlücan sıyrılıyor rakibinden. Mert içeriye orta savunma, top dışarıda, sonuç gelmiyor. Orta kale alanı, boşta kalan top, Türkkan uzanıyor, kontrol ediyor. Bir akıl değirmenlik atağı, Barkın vuruşunda, top üstten dışarıda. Sonrasında çalan düdük ilk devre sona eriyor. 3-2 Ligi 10 Paş Rumlu Pınar üstünlüğü var maçın ilk devresinde. İkinci devreden görüntülerimiz, Weston vuruyor, Yonpaş Rumlu Pınar başlıyor. Taç atışı kullanılıyor, Miracle değirmenlik ceza içerisinde, boşta kalan top, karambol, vuruş, savunma. Sonrasında penaltı beklentisi de var ama oyun devam ediyor. Köşe vuruşu Miracle değirmenlik kullanıyor. Kale alan içerisinde Weston kafayla karşılıyor. Şut, yine Weston kafayla karşılıyor. Serbest vuruş, kale alanı, kafa vuruşu, üst direk, sonrasında savunma. Karambol kaleci, sonrasında yine savunma, gole izin vermiyor. Net gol kaçıyor. Şimdi Mert, vuruş yan direk. Weston atağı devam ettiriyor. Weston top hala onda. Weston dönüyor, vuruyor, vuruş yan direk. Sonrasında top vuruş üstten dışarıya gidiyor. Net pozisyon Yonpaş Rumlu Pınar adına. Direkleri geçemiyor Yonpaş Rumlu Pınar. Ceza alan çelisi Weston kafayla karşılıyor. Gelişine vuruş, kaleci Türkan Hüseyin'in vuruşunda topu kontrol ediyor. Miracle değirmenlik atağı. Hızlı gelişiyor. Ara pası. Hüseyin Değnekli. Gol pozisyonu, vuruş, top ağlarda gol. Dakika 80. Hüseyin Değnekli takımına beraberliği getiriyor. Başarılı isim Hüseyin Değnekli beraberliği getiriyor. 3-3 oluyor skor. Orta. Ceza alan çelisi kale alanında Hasan Piro kontrol ediyor. Yine Yonpaş Rumlu Pınar atağı. Ola Dimeji. Ola Dimeji ceza içerisi, kaleci Hasan Piro. Net, çok kritik kurtarış. Yonpaş Rumlu Pınar atağı, ceza alan içerisi, içeriye pas, boşta kalan top. Vuramıyor, Ola Dimeji vuruyor, savunma, Weston dönüyor. Vuruşunu yapamıyor, açısını kaybediyor. Sonrasında da faul yapıyor. Yine Yonpaş Rumlu Pınar atakları. Boşta kalan top ama direkt dışarıya gidiyor. Sonrasında çalan düdük, maç bitiyor, maçın skoru. Miracle değirmenlik 3, Yonpaş Rumlu Pınar 3. Evet, 6 golün kazananı çıkmadı. Onu hemen belirtelim. Bir tartışmalı var bu maçla ilgili olarak. O da gelsin ekranlara, hemen görelim. Bakalım tartışmalılarda ne var? Zaten Tahir maçtaydı, maçı da izledi. Hemen gelsin tartışmalı ekranlara. Olsaydı diye şey yapıldı. Yani, olsaydı evet, mı? Bir... Arka. Al, tam ayaktan çıktı an. Ayaktan dur. Çıktı an alalım. Dur, tut kendini ayakta. Tam çıkar. Yok, orada değil. Devam et. Devam. Sağ tarafa topu. Gerisinde. Topun gerisinde değil. Devam. Tamam. Gol dur. Evet. Dönelim içeri. Tahir 6 gol. 3-3'lük eşitlik. Galip gelmeyen, galibin çıkmadığı bir gün. Kim kaybetti? İkisi de mi kaybetti? Yoksa değirmenlik mi kaybetti? Ya bana göre Dumlu Pınar kaybetti. Dumlu Pınar kaybetti. Evet. Hı-hı. Şimdi bu maçta ben... Dağarcık gene doldu ama. Tespitim ne oldu sevgili Bezede bilin? Sevgili, o günde de paylaştım. Bu sene değirmenlik maçlarına giden her seyirci keyifli bir 90 dakika izler. Her şeyi görün. Her şeyi inan. Olay da görün. Olay da görün, aksiyon da görün, gol da görün, drone da görün. Yeni vardı drone. Tabii olmaz. Olmaz olmazdır abi. Drone olur mu? Drone olmaz olmazdır. Drone yine vardı. Ben isterim o drone'u federasyonun damının üstünde de uçursunlar. Arada böyle bir turcuk da sonra gelsin bu yanı. O da güzel idi. Evet. Şimdi maç öncesi geçtiğimiz hafta mağlubiyetle gelen bir Miracle değirmenlik. Evinde bugüne kadar hiç puan kaybetmemiş. 4'te 4 ile Yonpaş Rumlu Pınar maçına gelen, karşısında ise son 5 haftada mağlubiyet almayan, tüm maçlarını puanla kapatan ve her hafta üzerine koyarak yoluna devam eden bir Yonpaş Rumlu Pınar. Epey olduydu ben Yonpaş Rumlu Pınar'ı seyretmeyeli. Uzun zamandan sonra bu maçta izleme şansı yakaladım. Maç aslında ortada başladı. Yani
İki tarafında birbirini tarttığı bir süreç vardı ilk 15 dakikalık dilim içerisinde. Değirmenliğin ilk golüne benzer bir pozisyonda 2 dakika önce aynı pozisyonda golü kaçırdı Değirmenlik. Akabinde o pozisyona benzer bir pozisyonda golü buldu. İyi orta gelmedi birincisinde gördüm az önce. Yetişemedi de. Şu sinyali verdi Yonpaş Dumlu Pınar bu gol yaşanana kadar. Kademede sıkıntı yaşadı orada. Yani Kemal Kasım geldi duvar oldu topu aldı. Sağa sola ara paslar attı. İki sol bek stoper arası, sağ bek stoper arası. Devamlı toplar attı aralara ve sarsıntı yaşattı Yonpaş Dumlu Pınar defansına. Ve ilk gol de bu şekilde geldi. Buna tedbir alamadılar 2-0 olana kadar. 2-0 oldu. Bir anda sporcularda dışarıdan böyle net görebiliyorsunuz. Değirmenlik'te bir rehavet, sanki maç bitmiş 2-0 olmuş. Bir anlık bir rehavet. Ardı ardına Piro ile başlayan önemli bir hata yaptı bence Hasan Piro. Gelen gol ardına bu kez Değirmenlik defansının yaptığı kademe hatasıyla Rifat'ın son çizgiye yakın noktaya inişi ve topu arka direğe kesişiyle Osman'ın bitiriciliği. Skor bir anda 4 dakika içerisinde 2-2 oldu. Yani Değirmenlik bu şaşkınlığı yaşamaya devam ederken ardına maç 3-2 oldu. Ne oluyoruz telaşı içerisinde? Tabii Değirmenlik futbolcularının ciddi bir telaşı vardı. O dakikaya kadar Adil'i devamlı defanstan çıkarttı hoca ileriye doğru. Yani boşlukları da bu yüzden verdiler. Az önce o gün başkan nedir bu boşluklar dedi Değirmenlik defansında. Bir araya atılan top kaleciyle baş başa oldu. En büyük sebebi buydu. Adil'i devamlı arkadan hücuma çıkarttı. Bunun arada o pasları atacak bir evet. Hücum var. Kaptırılan toplar direkt yani kaleci. Adil'in çıkışlarında kaptırılan toplar Barkın'ın çok kötü gününde oluşuyla birlikte ara paslarıyla defans bloğunun içerisine atılan ara paslarıyla ağır kalışlarıyla çabuk oyuncuların bir anda kaleyle burun buruna kalmasına sebebiyet verdi. Ve ard arda gelen goller Değirmenliği şaşkına çevirdi. Bir kere ben takım olarak demeyeyim Barkın'ı son yıllarda izlediğim en kötü Barkın'dı. Bahadır için de aynı şey. Bahadır aynı. Hasan Ulukök aynı. Tayyip Bozdubaf da dizilişi Ulaşsız başladı galiba. Evet Bahadır'ı sağ beke koydu. Ulaş'ı kesti. Şükrü'yü kesti. Kasım'ı santrfora koydu. Burak Hüseyin Değnekli. Şimdi Cihangir bir bakıyorum. Maçından sonraki tepkisinden dolayı mı kesti Ulaş'ı? Çünkü duvarın üstünden atlamış da çıktı dışarıya. Ama izin almış. Ha o bilmiyorum. İzin almış. Yani hayır şimdi soruyorum sadece. İzin almış da çıkmış Coşkun. Yani şimdi o konuyla ilgili duyumlar var ama duyumlarla şimdi burada yani dedikodu acaba yapmak ondan istemem. Dolayı mı bir dışarıda kalması? Evet etkisi olduğu söyleniyor. Evet, anladım. Aldığım bilgiler statta etkisi olduğu söyleniyor ama fazla dedikodulara da yola çıkmak istemiyorum. Aynen. Songuç yani, abi ama etkisi olduğu. Gördüğüm evet, bir şey vardı orada. Etkisi olduğu söylendi orada evet. Konuşuldu. Değnekli Burak Akubuze, Kasım. Bakın. 4 hücum attı. Bunları Adil defanstan çıkıyor bunların içine katılıyor. Çünkü geçen hava gol attı ya. Ve Dumlu Pınar'ın ataklarında 5 tane oyuncu. Bunu bir de Semih'e ekleyelim. Semih defans yapardı. Daha önce yani. 75 dakika sahada yoktu Semih. 75 dakika sahada yoktu. Ta ki az sonra geleceğim Sedat Hoca'nın hamlesine kadar. 75 dakika oyunda yoktu Semih. Hal böyle olunca kaptırılan her top Yonpaş Dumlu Pınar'ın çabuk oyuncularıyla işte Osman olsun, Berk olsun, Berke olsun. Mert Güçlücan. Bayıldım çocuğa. Geçtiğimiz akşam da müthiş maç oynadı. Evet. Milli maçta. Bayıldım çocuğa. Kendini buluyor. Büyük zevk veriyor yani. Keyif veriyor böyle. Otur izle çocuğu. İnanılmaz da güçlü. Weston. Yani nasıl bir ciğer taşır? Bu adam anlamak mümkün değil. Taşır mı onu da bilmiyorum. Yani basmadık, yer bırakmadı. Savunmaya geldi, yardım etti ki ikinci yarıda iki tane top. Biri altı pas üzerinde, biri çizgiden çıkarttı. Savunmaya geliyor, yardım ediyor. Hücuma gidiyor, destek veriyor. Alamadılar. Öyle bir defans düşünün işte. Altı defa top sektiği. Değirmenlik defansı
6 defa top sektiriyor. Adam top sektiriyor ayağında. Müdahale eden yok. Hiç görmedim böyle bir şey. Yok. Direkten döndü. Zaten bakın yıllarca ben de futbol oynadım. Sporcunun ben yüz ifadesinden, vücut dilinden. Vücut dilinden. Tamam mı? Biz de yaşadık çünkü o duyguları. Anlarım bir sporcu sahaya çıktığında. Bu takım küskün. Bu takım problemli oyunculardan bahsediyorum. Gerek teknik heyet olsun, gerek kendi içlerinde olsun. Bu takım problemli. Net söylüyorum. Bu takım, sezon başında da söyledim sevgili Beyza da hatırlarsın hazırlık maçlarından sonra. Bu takımın az önce Mausa'da da Ahmet Mayrel ve Çağrı'dan bahsettin ya. Değmenlik'te bu da yok. Ahmet takım mi? Arasında Kemal, yönetim Kemal ve Mayrel. Takım arasında Kemal Mayrel. Köprü vazi. Avcıyı Mausa'ya taydı. Avcı'yı fırsat kollan. Fırsat hayır Avcı'yı kötü olmadık oraya bizim. Yakalar hemen. Hemen, hemen hiç kaçırmaz. Hiç kaçırmaz bekler. Tamam tamam. Anladık biz. Anladım. Yani şey var, Hakan Törahan, Ebru Törahan, Bilbay Eminoğlu. İşte evet. Gol Ebru Hanım artık gelmiyor maçlarda görmedim ben. Seçim maçta da yoruldu seçim zamanıdır. Bilbay'la Hakan Başkan oradaydı. Golden sonra bir kez gördüğümün herhangi bir maçta yedek kulübesine veya futbolcuların sevindiğini farklı bir şekilde golden sonra attıkları golden sonra. Değmenlik'te? Evet. Hayır. Başkana geliyorlar. Arkadan da? Bilbay geliyor. Üstten de drone geliyor. Evet. Tamam. Yani bu üçlü değişmez. Şimdi kamuoyunda değirmenliğe karşı bunun farkındalılar, farkında değildiler bilemem. Öyle değiller. Ciddi bir tepki var. Antipati. Antipati var. Tamam, kim oluşturdu bunu? Bunlar oluşturdu. Eğer ki siz bugün dünyanın en ünlü takımları bir kez gördünüz mü sosyal medyada soyunma odalarını? Çeksinler, atsınlar. Şampiyon olduktan sonra. Şampiyon olduktan sonra. Değirmenliğin her şeyini görün. Her şeyini görün. Bir soyunmadıklarını görün. Show. Görmen. Abartı. Doğal olarak bu insanlarda antipati yaratıyor. Sevgisizlik yaratıyor. İstememe, devamlı kaybetmesini isteme yaratıyor. Bunu oluşturanlar bu arkadaşlar. Ekstra motivasyon yaratıyor. Rakip. Kesin. Kesin. Rakibede. Kesin. Tabii oynamak isteyen rakibedeyim. Değirmenliğe karşı motive olan oynamak, rakibi. Hepsi oluyor zaten otomatikman. Çünkü başkana göstermeleri lazım. Bu kadar böyle biz yani seni bu kadar pohpohluyoruz böyle. Ya inanın buna bak samimiyetle söylerim size. Allah. Samimiyetle söylerim. Ben o sevinme şeklini bile samimi bulmuyorum değirmenlik takımının. Onun için sordum. O sevinmeyi bile inanın ki samimi bulmuyorum. Koca asap postayı. Yedek kulübesine. Kimse bana posta sen, koyamaz. Tahir biraz önce bir şey. Ne postası koyacak? Biraz önce bir şey söyledin. Maçın en kötü adamı kimdi dedin? Semih dedi etmiş. Hayır bir şey dedi. Barkın mıydı? Barkın. Barkın. En kötü Barkın'ı gördüm dedi. Otelde, kampta Mehmet Volkan'la kavga ettiği bir şey de geliyor mesajı. Evet. Şu anda. Evet. Kavga etmişler peki, otelde. Peki sebep Barkın'la şu Mehmet. Peki sebep şu olabilir mi? Mehmet Hoca'nın radyoda Barkın bu maçta kötüydü demesi. Ama işte diyorlar ki kavga ettiler şeyde. Tamam. Otelde. O kadarını ben bilmiyorum. Kampta. Bilirim dersem yalan söyledim. Kampta şimdi geldi. Evet. Evet. Tamam. Yani Barkın'ı söyledik de onun için söyledim. Cihangir maçındaki kötülüğünden de bahsettim. Yani bırak bu maç. Geçen haftaki maçtaki kötü futbolcularla da konuştum. Yani bakın ben bu iki takımı da tanımasam ve maça gitsem, bu maçı izlesem ilk cümlem yanımdakına şu soru olurdu. Ya bu takım teknik adamı mı istemez? Yoksa takımı sabote mi ederler? İlk sorun bu olurdu. Çünkü Barkın bu değil. Hasan Ulukök bu değil. Bahadır bu değil. Semih bu değil. Değil yani bu takım bu değil. Bugün milli takım oluşturulsun. Üçünüze de soruyorum. Semih'i alır mısınız? Alırım. Halil'i alır mısınız? Semih alamaz. Adil'i alır mısınız? Semih alamaz. Değnekli'yi alır mısınız? Orum Hasan var. Piro'yu alır mısınız? Evet. Bakın Semih bir çırpıda. Semih yabancı, yerli yabancı. Mesela tamam yani. Ama Adil de önceden öyleydi. Kimlik aldı. Evet. Alabilirler yani o sıkıntı değil. Bir çırpıda 4-5 adam saydım. Takımın yarısı millidir ya. Nasıl milli ya? Yani bu takım nasıl milli ya? Ya gerçekten hayretler içerisinde izledim. Büyük sıkıntı var. Değirmenlik takımında. Takım değiller. Bak parmağımın arkasına hiç saklanmıyorum. Takım değiller. Biz zaten söyledik.
Eğer ki az önce Mausa için dediğimiz o gün çıktığında da Tahir girdiğinde ben o günün yerini dolduruyorsam, ben o günün kötü oynamasını istemiyorsam, bu değirmenlikte bu olmazsa, ağızlarıyla kuş tutsalar. Şükrün için oynamadı. Bilmiyorum milli hiç oynamadığını ama. Milli maçta sahanın en iyisiydi. Burada da sahanın en kötüsüydü girdikten sonra. Doğru, tabii artık koymadı kendini 11'e. Tamam bırak bu görüntüyü kalsın üstünde, onu mu getirdin? Getir görelim. Görelim. Bu görüntü. Sevinç gösterisi bu mu? Evet. Yedek kulübesine hiç gitmezler. Kalsın böyle üstünde. Tut burada. Bırak. Keşke kamera birazcık yukarı kalksaydı. Drone'u da görseydik. Evet kalsın. Şimdi bir şey de şunu söyleyeyim ben. En tehlikeli maç sonrası konuşmalardaki en tehlikeli şey nedir bilir miyim? İsim vererek futbolcuyu suçlamak. Hedef gösterir. Ben hedef. Dikkat ediyorum. 3-4 haftadır hep isim vererek falan futbolcu, falan kötüydü, filanın yüzünden. Ben Mausa Cihangir maçından sonra Toygar Hoca'yı dinlediğim 40. dakikada yaptığımız bir hatadan dolayı dedi. Sırsa derdi. Evet. Kaleci Mehmet'in o gereksiz çıkışından dolayı yediğimiz golden sonra derdi. Satan orada kendini. Bir dakikada atan şeyin önüne. Şimdi gelin o da Mehmet Hoca her maçtan sonra isim veriyor. Falan isim. Filan kötü oynadı. Radyoda. Tabii Semih öyleydi. Kasım böyleydi. Güzel değil bunlar. Bir kere Songuç abi değirmenlik takımı arzulu değil. İstekli değil. Yani şampiyonluğa oynayacak bir takım ki bir elleri yağda bir elleri balda. Evet. Sahaya çıktığında hani bizim tabirimizle har har etmesi lazım. Rakibe sahayı dar etmesi lazım. Kendi evinde oynuyorsun. Geçtiğimiz hafta kaybettin. Yukarıyı Mausa'yı aynı anda oynuyorsun. Rakibin öne geçmiş 3-4-0. Sen burada lay lay lom. Ama ne dedik? Organize olan takımlara karşı daha derminin işin zor olduğunu söyledik Tahir. Tamam. İşte Cihangir 1, Yonpaşlı 2, bu hafta mesela 3. Futbol kalitesi başka bir şeydir. Bak ben bunu her zaman söylerim. Futbol kalitesi başka bir şeydir. Sahada mücadele etmemek başka bir şeydir. Ben bunu görmüyorum şeyde değirmenlik takımında. Maç 3-2 oldu. İkinci yarı artık yani Yonpaş Dumlupınar'ın da hakkını vereyim. Gerçekten çok beğendim Yonpaş Dumlupınar takımını. Yani o takımı. Kötü oynadı diye değil yani. Çok beğendim. Yani bir kere ne yapmak istediklerini biliyorlar. Teknik heyetin, Sedat Hoca'nın verdiği direktifleri harfiyen sahada uyguluyor adamlar. Takım disiplini, oyun disiplini. Hepsi var sahada. Net görüyorsun yani. Basıyorlar, pres yapıyorlar, kapanıyorlar, alan daraltıyorlar. Görüyorsun. En aksayan yönü ki ben bunu sezon başında söyledim. Olcay ve Tırlık ikilisi. Ve sağ bek, sol bek stoperlerden çok açık oynuyor. Yani mesela top Akın sol kanattan geliştiğinde sol bekin kapanması lazım. Bekle kim oynuyor? Emre Soytürk sağda. Evet. Emre Soytürk sağda oynuyordu. Sol bek kim oynardı? Sol bekte anımsayamadım. Unuttum. Şeye bakarsan bulun sevgili o gün ben anlatırken. Necati ikinci yarı girdi. Tabii değirmenliğin o boşalttığı alanları da çok iyi değerlendirdiler. Rifat. Bazen göbekte oynuyor, bazen evet. Solda oynuyor. Soldaydı bu maçta sol bekteydi. Ama yani sol bek ama Uğur adam bindiriyor. Yani bindiriyor. Uğur gibi sol bek. Evet, Uğur gibi. Tabii. Yani Hasan Ulukök gibi değil. Evet, Uğur gibi sol bek. O yetenekleri var Hasan Ulukök'ün de ama başka şeylere işliyor aklı. Yeni Cemile'yken öyleydi. Başka şeylere çalışıyor kafa. Her oynadığı maçta biraz daha düşer aşağı. Osman müthiş oynadı. Sakatlıktan dönmüş. Müthiş oynadı çocuk. Yani bu kadar uzun süre oynamayıp son 2-3 hafta var herhalde oyun ritmini yakaladı. Devamlı 90 dakika süre veriyor gene hoca. Ama Mert'e evet Mehmet Altın olsa olay çok daha farklı olurdu. Ama Mert'e bayıldım. Yani beni çok otur ve seyret çocuğu sabaha kadar. Çok farklı boyutlara. Mert'le Berk'in çıkması 67 evet, falan. Evet 3-2 oyun ikinci yarı
İkisi birden yani nasıl diyeyim? Rolantide geçiyor. Yani pozisyonlar var ama maç sakin yani. Aman aman öyle baskılı oynasın diyeyim ben. Nikta işte yok öyle bir şey yok. Yine pozisyonların çoğunu bulan Dumlu Pınar. Hücumdan adam aldı. Aldı oyundan Osman'ı. Eyvallah alabilin. Yorulmuş olabilir. Sıkıntı yok. Berke aldı. Alabilin. Sıkıntı yok. Hikmet'i koydu. Hem bir arkadaşı daha koydu. Şimdi aklımda iyi bakarsan oradan hoca görün. En anlam veremediğim şey hocanın Weston gibi olayı koydu. Evet, olayı koydu. Hikmet'le olayı koydu. Evet. Hikmet center for olarak. Hikmet'i koydu öyle. Center for'a. Weston'u çekti sola. Ola da sağa çık. Ola da sağa, olayı da çekti sağa. Ve değirmenlik takımının bütün hücum aksiyonlarını eline almasına imkan tanıdı. Weston'un da o baskıcı, presçi takımın değirmenlik defansını o korkutan, pres yapan ve her an pozisyona girebilecek Weston'un sola kaymasıyla o tehdit... Erkut dur. Tahir buradan oldu. Anlatacağım, geleceğim. Tamam, o tehdit ortadan kalktı. Tamam. O tehdit ortadan kalkınca değirmenlik yüklendik sonra yüklendi ve 3-3'ü yakaladı. 3-3'ü yakaladıktan sonra hoca fark etti bu sıkıntıyı ve hemen Weston'u tekrar santrfor'a aldı. Hikmet'i sola çekti. Necati'yi oyuna koydu ve oyunu toparladı. Direkten oyunu... dönen top var, boş kale var. Tabii canım, yani gördüğünüz izleyicilerimiz de gördü. Yani 4-2 belki de 5-2. Nasıl kaçar dersiniz. Gerçi Weston'un bir de çizgiden çıkarttığı. Bir de üst direkten dönen var. Top var bir de, evet, bir de değirmenliğin var. Yani onların da var ama oyun olarak beni tatmin etmeyen bir değirmenlik takım vardı. Şimdi az önce sorduğum soruya geleyim sevgili Beyzade. Ekranda. Dakika 3. gol. 3. gol 75'te mi geldi? Evet. 80. Dakika 75-76 civarları. Tribünler demeyeyim. Kafeteryanın ön bölümünden, duvara yakın kesimden Mehmet Hoca'ya gönderme yapılıyor. Hı hı. Hakaret, küfür, gönderme yapılıyor. Bu yapılıyor. Orada polis var. Müdahale eden yok. Bir tane değirmenlikten yönetici sorumlu gitsin. Müdahale nedir be kardeşim, yaptığın bu adam bizim teknik adamımız. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Durduran yok. Adam devam yağdırır. Mehmet Hoca da durmadı kenarda. Mehmet Hoca da yağdırırlardı. Mehmet Hoca durmadı Semih kenarda. Semih değişikliğinde. Karşılık verdi. Evet. Önce sözlü karşılık verdi. Oynat yani böyle bana anlaşılmaz. Ardından tam bu diyalog yaşanırken gol geldi. Sevgili Beyzade. Üçüncü. Yani tam bu diyalog yaşanırken yavaş, gol geldi. Yavaş. Ve gerçekten Mehmet Hoca yavaş. Oh. Bir tık geri al. Oh. Evet, burada dur. Burada keser zaten. Burada dur. Burada dur. Hoca yaptı gönderme. Yıllarca benim hocalığımı yaptı. Yani üzerimde emeği çoktur, bunu yadsıyamam. Gerek basketbolda gerek futbolda teknik adamlığımı, koçluğumu yaptı. Çok şey öğrendim kendisinden. Bir eğitimcidir. Yeni emekliye ayrıldı. Hocamın bu hareketleri tribünlere yapmasını ben çok yadırgadım. Kendi tribünün ne? Değirmenlik, evet, tribünün. Az önce bahsettiğim küfür öden bölüme. Şeyde, kantinin, yani kantinin önüne. Evet. Ya bu hareketleri yapmasını ben çok yadırgadım. Hiç tasvip etmedim. Hocamın kendisine de yakışmadı bu davranış. Orada Coşkun Hoca ve Mehmet Aşık çok uğraştılar. Hocayı sakinleştirme adına önüne geçtiler, konuştular ve en nihayetinde onu yedek bencine oturtmakta çareyi buldular. Orada oturdu hoca ondan sonra. Takımı Coşkun Hoca ve Mehmet Aşık o dakikadan sonra sonunu getirdi, idare etti. Ve netice itibariyle de böyle bir günde değirmenlik, böyle kötü bir miracle değirmenliği Dumlu Pınar mağlup edemedi. 3-3'lü skorla evine dönmek zorunda kaldı. Yoksa bana göre Yonpaş Dumlu Pınar maçın 3 puanı hak eden tarafıydı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ligin başlamasına bir ay kala, 5 hafta kala yapılan bir hazırlık maçı vardı bu sahada. 5-0. Evet. Yani hazırlık dönemiydi. Soracaktım. Yonpaş Dumlu Pınar. Yonpaş Dumlu Pınar'ın 5-0 üstünlüğü var. Burada da o 3-2'den sonra o Direkten dönenler vardı. Direkten dönen boş kale.
4-2'ye gitse 4-5'te olabilecek bir noktadan döndü maç. Bir tarafta bir takım var. Takım. Yani birbirleriyle iletişimleri, hocalarıyla disiplini, yönetimiyle ki mesela az önce söylediği 2-3 yönetici var dedi Değirmenlik'te Tahir. Dumlu Hunar'da çalışan genç 12-15 yönetici var ve futbolcularla birebir ilgileniyorlar. Yani böyle biri çıkacak, konuşacak, oynardı, oynamazdı, çıktıydı, kampta kavga edecek, edecek. Böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil. Hemen kapının, daha doğrusu tribüne çıkarılır. Tablo dışı kalır yani. Hiç şeyi yok bunun. Afı yok. Hep Değirmenlik'te biz bir şey konuştuk. Toplama takımdır. Bunu mevcut yönetim ve teknik heyet takım yapabilecek mi? Takım. Uyum. Kriz esnasında reaksiyon verme. Bulunduğu yer aslında 6 galibiyet iyi bir yerdir ama biraz daha zor maçlar karşısında krizi yönetme noktasında büyük sorun yaşayacaklarını, o antipatik duruşun, sert rakipler karşısında, dirençli rakipler karşısında sorun yaşayacaklarını hep konuştuk. Yavaş yavaş çıkmaya başladı. Geçen hafta yaşananlar, tribünden sahaya, teknik heyete, saha içerisinde olanlar, futbolcuların çıktıktan sonraki reaksiyonları, bu maçta işte tam maç öncesi yaşananlar, maçın içinde yaşananlar vesaire. Bu da hep belli bir noktaya geliyor. Şampiyon olmak istiyorsanız, üst sıralar oynamak istiyorsanız sadece isimlerle ve ekonomik olarak yerine getirmeniz görevleriniz yeterli değildir. Yöneticilik yapacaksınız, takım üzerinde otorite kuracaksınız, disiplini sağlayacaksınız ve sevgiyi, saygıyı ve adaleti kendi iç mekanizmada sağlayacaksınız. Bugün, bunların eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet, bugün önemli takımın içerisinde etkin isimlerle bir görüşme yaptı Mehmet Hoca. Takımı toparlama adına onlarla birlikte takımı tekrar ayağa kaldırma, toparlama, bütünleşme adına önemli bir toplantı gerçekleştirdiği takımın önemli oyuncularıyla. Umut ederim toparlanırlar. Bakın biz böyle bir lig arzu etmiyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Mausa'nın kopup gideceği bir lig arzu etmiyorum bugünden. Göreceğim öyle bir lig. Ya gidişat odur. Göreceğim. Songuç abi söyledi. Göreceğim öyle bir lig. Önümüzdeki hafta Mesariya maçından sonra bu toplantılar daha değişik şeylerde olacak. Mesariya yeni yani toparlanmazlarsa anda, olacak. Bir kere yani Songuç abi. Çünkü sorun şudur. Taraftarla bu noktaya gelmek hoş değil. Sadece taraftarlardan o noktada değildir ama Mehmet Volkan. Evet. Takımdaki futbolcular var. Doğrudur. Esas. Sorun yaşadı futbolcular. Ve futbolcuların birebir konuştuğu zaman kendileriyle artık biraz bir şeyler değişmesi lazım diyorlar şu anda. Şimdi sorun orada nasıl çözülür? Onlar bekliyor Mehmet Volkan ben vazgeçtim desin. Öyle Mehmet bir şey Volkan olmaz. Da öyle bir şey bekliyor. Olmaz. Hadi güle güle desinler. Alsın. Öyle bir şey de olmaz. Tazminatını alsın. Tamam. İş bu noktada kilitlenmiş durumda. İkisi de olmaz. Sonsaydı gün ikisi de olmaz. Takım zarar görür. Takım zarar görür. Şimdi bu hafta çok önemli bir şeydir. Mesariya maçı dönüm noktasıdır. Ligin 4 gol yiyen bir takımından oynayacaklar. Bir malum. Oradan da böyle bir şey çıkarsa 3 haftada 1 puan falan biraz ipler orada kopar. Ama çok ilginç bir maç oldu. Tahir anlattı ama. Yani 4 dakikada 2-2 oldu maç. Ben, Kivatlı, ben futbolculuk hayatımda da sen yani böyle zaten, bir şey ben futbol oynarken sen yine spor hazırlayıp ben böyle bir maç hatırlamıyorum. Evet. Ondan sonra Pirlo gibi bir kaleci 14 dakikada 3 gol yedi. Aynı futbolcudan. Yani bunlar aslında ilk, oldu, ilk şeye, gol, birinci gol atalı. Hiç evet. Diğerlerinde yani, olur yani olur. O da insandır. Şeydir. Mutlaka. İlginç olan notlardı bunlar. Ama zaten olayın diğer yönlerini de değerlendirdik. O nedenle şunu söyleyeyim. Dumlu Pınar işte zaten hep ilgiyle izlediğimiz bir takım. Ama hem o maçı oynamak hem de Cuma akşamını düşünmek de zordu Dumlu Pınar için. Mausa yani, maçı onlar yani, için. Yani onlar Mausa maçı için şeyi bu hafta için bu hafta için doğru tercih yapmışım ben. Evet. Yani evet. Şeyi sizi Mausa'ya yolladım ben kaldım. Yeni bir yapalım falan filan şey değildi. Yani tamam bunu yendiği zaman nasıl girecekti o daha da önemliydi ama Cuma akşamına kafalar çünkü zaten bir hafta boyunca Mausa'da başka bir şey konuşulmaz. Evet. Ve bu Mausa'yı
yenebilme Dumlupınar için daha da önemli bir hale gelmiş olur. Osman'ın içinde bir parantez açmak lazım. Çapraz bağı kopan geçen sene bu kadar toparlama. Yaşın sesle aynı hafta tamam, aynı yani maç. İşte ne diyeyim? Bir futbolcunun niyet varsa futbolculara. Da niyet varsa tamam, her şey olur. Yonpaş Dumlupınar Mausa Türk Gücü'nü defansif anlamda bak. Kusursuz oynarsa yenebilir. Başka türlü yenemez. Evet. Kusursuz oynaması lazım. Evet. Artıralım bir tempoyu. Mesaj geldi. Son onu okuyayım. Hocam. Mesaj... Bana da mesaj geldi. Dumlupınar maçta hangi maça geldiysen dedi Çağın Özilgaz. O maçı kazanmadık dedi. Ne olur Mausa'ya gelme. Öztenay. O maça gelme dedi. Ne oldu? Bu hafta gitmeyeceksin yani. Dumlupınar uğursuz geldi. Ali Özmen Safa'dan bir mesaj geldi. Ali Başkan'dan az önce konuştuğumuz istatistikler tamam. Konusunda. Ulus ve Cemre Hoca ve tüm Yeni Cami kadrosu AOS'nin diyor %100 arkalarında olduklarını, yönetim kurulunun herhalde bilincinde oldukları için istifa etmeleri mevzu bahis olmamıştır. İstifa sorunu halletmez. Geçtiğimiz sezonda buraya çok sorunları hallederek, geçtiğimiz sezon başarı elde ettik, hallettik. Bu mevcut sorunu da hallederek... Yürü başkan. Daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz. Yürü Ali Başkan kim tutar seni? Bir mesaj da bana geldi. Göktaş dışında tam kadro olarak antrenmanları yapmışlar bu hafta. Göktaş da gelmiş antrenmana ve oturmuş orada kalmış diye hadi mesaj bakalım. Geldi. Yasin'in o sorusuna evet. Yönelik. Evet bu. Yasin'in, Tahir Yasin de katılmadı dedi. Hani evet. Ona yönelik geldi. Evet. Yeni Cami bekleyip görelim. Türk Ocağı Mesarya maçı sıradaki karşılaşma. Mesarya'nın keyifli yolculuğu, keyifli süreci devam ediyor. Zorlu Girlin deplasmanından 4-1'lik skorla döndü Nazım Aktuş ve öğrencileri. Bakalım Mesela'nın galibiyeti nasıl olmuş? Hep birlikte izliyoruz. Aksa Süper Lig 9. hafta maçı Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadı. Türk Hoca Limasol Mesela'ya karşı karşıya geliyor. Ferhat Duran maçındaki mahallelerden Canavoğlu, Serkan Özdekçi yardımcıları. Hakan Ünal maçın 4. hakemi. İlk devreden görüntülerimiz. Türk Hoca köşe vuruş kullanıyor. Bilal'ın kafası top üstten dışarıya gidiyor. Türk Hoca hata yine. Orta kale alanı savunma uzaklaştıramıyor. Atak devam ediyor. Ceza alan içerisi. Ertaç açısını kaybediyor. Sonrasında Doğukan vuruyor kaleci. Topu kontrol ediyor. Mehmet Özeralt. Mesarya atağı. Salahi topla buluşuyor. Geriye doğru pası. Vuruş top üstten dışarıya gidiyor. Savunmanın gerisine uzun pas. Kaleci çıkıyor. Sonrasında vuruş. Penaltı beklentisi. Oyun devam ediyor. Mesarya atakları. Kaptırılan top. Sonrasında yine Mesarya atağı. Sol kanattan gelişiyor. Ceza alan içerisi pas. Ters bir vuruş top ağlarda gol. Mahmut. 32. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. 1-0 öne geçiyor Mesarya takımı. Türk Hoca atağı Doğukan. Orta gol pozisyonu vuruş topu ağlarda gol. Muhammed Omar Sassi. Topu ağlara gönderiyor. Skora denge geliyor. 1-1 oluyor skor. Savunmanın gerisine uzun bir pas. Topla buluşuyor. Mustafa Yaşinses topu ağlara gönderiyor. Dakika 38. Tekrar öne geçiyor. Hatayı etmiyor Mustafa Yaşinses. Tekrar öne geçiyor. Mesarya takımı 2-1 oluyor skor. Taç atışı. Orta. Kafa vuruşu Ertaş'tan top üstten dışarıya gidiyor. Yine orta. Doğukan kale alanı. Savunma uzaklaştırmakta zorlanıyor. Boşta kalan top. Atak devam ediyor. Ama sonuç gelmiyor. Türk Hoca kendi savunmasından çıkmaya çalışıyor. Ama çalan düdük ilk devre sona eriyor. İlk devre 2-1 Mesarya'nın üstünde sona eriyor. İkinci devreden görüntülerimiz. Mesarya başlıyor. Sağ kanattan atak. Hızlı gelişiyor. Orta. Gol pozisyonu vuruş. Kaleci Hüseyin. Sonrasında top dışarıya gidiyor. İbrahim'in kolay serbest atış yine Hüseyin. Çok güzel bir kurtarış Hüseyin'den. Gole izin vermiyor. Türk Hoca atağı. Faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sonrasında Salahi yerde kalıyor. Faul kararı. Türk Hoca futbolcularının tepkisi var.
ilk pozisyon için. Bu arada Türk Hoca yedek kulübesinden tepkiler var. Kırmızı kart. O noktada malzemeci Hasan Satrazam kırmızı kart görüyor. Sağ dışına gönderiyor. Kafa vuruşu, top yan direkten dönüyor. Sonrasında atak devam ediyor. Savunmadan dönen top. Kale alanı orta, kafa vuruşu, top ağlarda gol. Yusuf Altıner savunmadan çıkıyor. Golünü atıyor 72. dakikada. Ve 3-1 yapıyor skoru. Büyük sevinç, Yusuf'un sevinci. Taraftarıyla paylaşıyor. 3-1 oluyor skor. Serbest vuruş direkt kaleye. Kaleci Mehmet Özeram sonrasında vuruş, top üstten dışarıya gidiyor. Mesari atağı. Ceza alanı, kafa vuruşu. Kaleci Hüseyin yine gole izin vermiyor. Sonrasında vuruş, top ağlara gidiyor, gol. Mustafa Yaşin ses. Uygun pozisyon. Sert vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. Dakika 77. 4-1 oluyor skor. 3 farklı skoru yakalıyor. Mesele takımı deplasmanda. Sonrasında çalan düdük. Maç bitiyor, maçın skoru. Türk Hoca Limasol 1, Mesarya 4. Evet, 4-1'lik galibiyet. Mesarya'nın keyifli yolculuğu devam ediyor. 18 puan yaptı. Bu hafta itibariyle aldığı 3 puanla 4. sıraya yükseldi. 2 tartışmalı varmış bu maçla ilgili olarak. Hemen ekranlara gelsin. Görelim bakalım tartışmalarda ne var. İzleriz, sonrasında yorumlarız. Evet, ilk tartışmalı. Evet, bir penaltı beğentisi var burada. Elle oynama beğentisi var. Buradan da bir duralım. Evet. Erkut. Yani. Adam zaten 15 numara. Ellerini Yunus'un arkasından zaten, bağladı. Yunus'un zaten eller kenetlenmiş arkaya. Son bir kez daha görün ve geçelim. Fazla kalmayalım. Bak, burada. Var mı bir penaltı? Kaleci kesti topu. Kaleciden döner Yunus'a değil mi? Hı-hı. Yani elleri de arkada bağlı adamın. Geç. Bak, bak. Hiç açmadı yok da. Yok ya, hiçbir şey yoktu. Yok, hiç. Geç. Getir ikinci pozisyonu. Zaten bu şutuna eline bile vursa top yön değiştirecek. Kaleciye gitmeyecek. Evet, ikinci pozisyon. Evet. Burada da bir... Ondan sonraki faul. E onu vermedin dedi. Bunu yapayım dedi. Hiç olmadı da. Var mı burada bir faul? Bunu da konuşalım ve geçelim. Faul var tabii ya. Olmaz mı faul? Faul var. Faul var tabii ki. Oynatmış ama. Hani topuna oynama niyeti yok. Direkt rakibi arkadan. Nasıl faul yok? Gösterdi mi burada? Vermedi mi faul? Verdi herhalde değil mi buna faul? Bu nedir bilir miyim? Tayyip buna vermedi. Oynattı. Rövanş faul. Burada Salah'a yapılana verdi Tayyip. Yani Türk Hoca'na yapılan faul vermedi, Salah'a yapılana verdi. Kart da göstermedi. Göstermedi ama rövanş faulüdür. Yani tabii, tabii. İsteyerek, bilerek gitti adama. Buna vermedin ya, ben de gelir bunu yaparım dedi. Evet. Bu arada... Kim de hakem burada? Yok. Ferhat Tuna'nın maçı izleyen arkadaşlar, yorumcular çok iyi bir otoritesini koyamadığını ve... Geldi mi mesela size Mehmet Bolkan'ın görevden alındığına dair bir SMS bir şey? Etti. Geldi mi öyle bir haber? Yok. Mehmet Bolkan'ın görevden alındığına dair gelmedi. Kesin bir bilgi diye bir SMS geldi. Kesin bilgidir. Mehmet Bolkan görevden alındı diye bir mesaj geldi. Bekleriz. Sıcak saatler olursa hep birlikte izleriz. O gün hocam senden başlayayım. Keyifli bir yolculuk var Mesarya'da. Onu söylemek lazım. Mesarya. Ben az önce söyledim zaten ben. Her an alınabilir diye görevden. Tamam. Onu araştıralım. Evet. Mesarya'yı konuşalım. Bakalım. Mehmet Bolkan'ı da araştıralım o zaman. Evet. Nasıl söylediniz? Ben dedim... Alınacak, ya alacak. Yok yok, öyle şey olmaz dediniz ikiniz birden. Öyle bir şey demedik ya. Nasıl? Bu Mesarya maçından yoktur, sonra. Yoktur öyle bir şey de dedi mi? Yok, sözlerimin sonunda ben alınacağını söyledim. Evet. Bir teyit edelim. Tamam, ederiz onu. Bizim antrenörlerin alınması, alınmaması isteğimiz, bizim aynen, isteğimizden. Aynen gelen öyle. Bilgiler aynen o doğrultuda ya. Yani orada da ciddi bir bize kriz. Bize de gelir kriz yani var. Bir şeyler yani gelir. Orada bir kriz var. Aynen öyle. Orada bir kriz var. Mesarya'da huzur var. Mesarya'da huzur var. Var. Mesarya'da antrenör patentli bir takım var. Doğrudur. Nazım Aktunç ve teknik ekibiyle çok iyi çalışan, futbolcuları bir aile havası içerisinde. Sağ içi sağ dışı disiplin var. Sağ içi sağ dışında riayet eden. Mesela İbrahim Çıdamlı ve Yaşın Ses gibi geçmişte kariyerleri, yaşları, tecrübeleri olan futbolcular var.
ama takım içerisinde abi pozisyonunda bulunuyorlar. Doğru. Dolayısıyla Mesarya'nın şu an içinde bulunduğu konum 5 galibiyet, 3 beraberlik, bir Doğan, kötü oynadıkları bir Doğan mağlubiyeti var. Ligin Mausa Türk Gücü'yle 4 golle en az gol yiyen ekibi konumunda. Takım savunması çok iyi, mücadele azimleri çok iyi. Yabancıları geç gelmesine rağmen, ligin başlamasına 1 ay, 3 hatta 3 hafta kala gelmesine rağmen üzerine koyarak gidiyor. Ve bu Quentin Debeto. Zaman zaman dar kadro bir dezavantaj. Hamle gücü hocanın, yani sonradan özellikle hücum anlamında sıkıştığında oyunu değiştirebilecek çok alternatifi yok. Dolayısıyla mesela geçen hafta kaybettikleri çok kritik 2 puanın altında yabancılarının, Sinan'ın olmamasının da önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Öyle bir dezavantajları var. Yani o eksilmemeleri gerekir başarılı olmaları noktasında. İlk yarı maçı koparabilecekleri bir maçtı. Ama 1-1'e geldi maç. İkinci yarı zorlanmadan farka gittiler. Ve ligde bu hafta, ki önümüzdeki 2 hafta da bir anlamda bulunabilecekleri yeri gösterecek. Hı hı. Önce sahalarında Miracle Değirmenlik, arkasından Mausa Türk Gücü deplasmanında 2 kritik maça çıkacaklar. Tabii 11 gol noktalarında az önce de söylediğim üretme noktasında biraz... Düşün, 4'ünü bu hafta attı. Evet, 4'ünü bu hafta atarak 7'yi 11'e çıkardı. Ahmet Kara'nın, işte Salahi'nin, bu genç futbolcuların yavaş yavaş aşama kaydetmelerine rağmen biraz daha zamana hocam ihtiyaçları var. Salahi'ye bir hali level atmış ama Nazım bayağı, hocam. Çok level atmış kendine. Salahi de bayağı var. Evet. Gelişme. Yani Nazım hoca vermiş, o da almış Ahmet ama. Ahmet Kara'da. Ahmet Kara'da. Sıra ondadır. Ahmet Kara'da. Mücadele gücü yüksek, çok disiplinli, çok yani örnek gösterilebilecek bir yapıları olduğunu düşünüyorum. Türk hocanın hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani mevcut takım sadece 2 galibiyet, 7 mağlubiyet, 2 galibiyetle 6 puanla şu an playout hattının içerisinde sıkışmış durumda. Bitirici işi yapamıyorlar. Çünkü basit hata yapıyorlar. Genç futbolcular var. O 5 futbolcunun ve Remzi'nin 6 futbolcunun gitmesi, sezon başladık şimdi mesela 1 ay kala olur, 1,5 ay kala olur. Böylesi bir ayrılık. Ne yaparsınız? Bunları son hafta elinizden çıkarırsınız, verirsiniz. Yerine takas veya bedelini ödeyerek 3-4 en az futbolcu alırsınız ve yani ligi bilen, ligin havasını bilen futbolcularla devam edersiniz. Böyle bir şey değil. Lig başladıktan sonra olduğu için ve de döndürme noktasında kendileri ayrıldı. O yüzden bizim böyle bir girişimimiz yok gibi bir düşünceleri olduğu için onların tercihi. Bu takımla ilk yarıya sonuna kadar geriye kalan haftalarda devam edecekler. Ancak takviye ve bu 6 futbolcunun yerine, onların yerine satarak yeni isimler almazlarsa bu sıkıntı mevcut kadroyla devam edecek. Ama Ertaş Taşkıran ve mevcut yönetimin, yeni gelen yönetimin bu konuda çalışmalar olduğunu, bazı görüşmeler, bazı iletişimler halinde olduklarını ve kadroyu bir güçlendirme noktasında önemli çalışmalar olduğunu da biliyorum. Songül abi ateşle oynuyor şey. Ocak. Ocak. Yani neden? Çünkü geçen sezon aldığı puanlarla, ilk yarıda aldığı puanlarla neredeyse ligde kaldı. Hem de 28 puan almıştı geçen sezon. Tabii düşün, lig lideri oldu, ikinci oldu falan filan bitirdi. Şimdi 6 puanda çakıldı kaldı. Zaten bir gençlik gücünü yendi o gün şeyden, o eksiklerin olduğu hafta. Bir de Gönyeli'yi mi deplasmanda? Yok, Gönyeli Ocağı yendi. Çetin, değil mi? Çetinkaya yendi pardon. Yani sonuçta yendiği takımlar bir lig sonuncusu, bir de o gün işte o kötü görüntüdeki gençlik gücü. Yani süratle o günün dediği gibi eğer devre arasında toparlanacak hamle yapamazsa bu takımla play-out garanti oynar. Ne kadar şey yapsa, çünkü yabancısı çok iyi değil. Onu söyleyebiliriz. Yani dışarıda kalıp da bu katkıyı koymayan diğer futbolcuları bir şekilde çözüme kavuşturması gerekir ki hem gündemden düşürecek hem de kendine yararlı olacak futbolcu alacak. Buna karşılık Mesarya söyledik yani, sonuçta çok iyi bir takım. Ama şunu abi, yönetimsel de iyidirler. Ya şunu söyleyeyim. Teknik heyet olarak da iyidirler. Bu takım olarak. Bu takıma
Yönetim olarak iyidirler. Teknik heyet iyidir. Kendi takım iyidir. Disiplinler tamamdır. Sahaları çok iyidir. Harikadır. Bu insanlara bu kadar o bölgenin bütün takımlarını, insanlarını kapsayacak bir takım, Süper Lig'de tutacak bir ekip oluşturdukları için o sahanın türbünlerini ve diğer ihtiyaçlarını gidermek de devletin borcudur. Kesinlikle. Yani Gürkan Onalt ne kadar? Ne kadar daha yatırım yapacak o sahaya? Haçana bir para kesmez ya adam. Çünkü bir de bakarsınız yani tehlikeli bir durum var. Yani şu anda net bir şey olduğu için söylemiyorum ama kendilerinin bir endişesi var. Bu yıl sahaların yapılması konusunda, ansızın türbünlerinin yapılması konusunda, göçmen köyün sahasının yapılmaya başlanması kendilerine engel olur mu diye bir endişeleri var. Abi onların tribün yapımı için zaten elçilik. İşte o yani bir sakın birileri ansızın aralara girmesin gibi yaklaşımları var. Umarım öyle bir şey olmaz. Çünkü bu insanlar bu Süper Lig'e bölgeyi katarak renk katıyorlar. Renk ve disiplinleriyle, takım olgularıyla, teknik heyetiyle, yönetimiyle bunu hak ediyorlar. Abi bence yani sponsor Gürkan Oğuz çok yatırım yapmış o sahaya. Artık devlet de gelsin. Son zaten tribün kalmış orada. O da yapsın. Pırıl pırıl bir yer olsun. Aynen öyle abi. Sadece tribün değil. Şimdi bu hafta basın odasıyla yayın şeyine değirmenlik gider. Büyük bir olasılıkla canlı yayın. BRT canlı yayın olarak bunu. Nasıl? Nerede verecek abi? Yapamayız abi. Hani yapamayız. Vermesi gerekir. Veremeyiz abi. Vermesi gerekir. Gerekir de veremeyiz. Gördün mü? Veremeyiz. Nasıl iş? Bu insanlara günah. Tabii. Yarı finali veremedik geçen sene. Bu insanlar da günah. Gittik yerinde de gördük, inceledik. Gittik yerinde. Yok abi. Kameraman arkadaşlarla. Yok. Olmaz. Mümkün yok. Değil. Evet. Tahir var mı söyleyecek bir şey? Yok, tamamdır. Yok. Tamam. Geçelim sıradaki karşılaşmaya. Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği maçı sıradaki karşılaşma. Bugün başkentte oynanan karşılaşmaydı. Son haftalarda iyi bir serinin içindeydi Doğan Türk Birliği. O seriyi geçen hafta Hamitköy karşısında bitirdi. Bugün itibariyle başkentten deplasmandan 3-1'lik skorla döndü. Bakalım Şehzade Rus Osmanlı'nda Doğan Türk'ün galibiyeti nasıl olmuş, hep birlikte izliyoruz. Şehit Hüseyin Rus Osmanlı'ndan Küçük Kaymaklı Doğan Türk Birliği mücadelesi 90 dakikayı başlatıyor. Gelişen bir Küçük Kaymaklı hata var. Test bir vuruş. Emre bıraktı. Amel hatayı vurdu kaleci Ozan. İlk tehlike henüz daha birinci dakikada. Uzun bir top. Ozan boşalttı kalesini. Tahsel iyi kontrol. Pasın arkasına bayrak kalktı offside. Asmıştı Halil Turan. Şimdi penaltı atışı kullanacak. Tufan Çerçioğlu onu bekliyor. Şimdi Raif yerini aldı. İşaret geldi. Halil geliyor topun üzerine. Halil vurdu. Topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Ve Doğan Türk Birliği'ni 18. dakikada 2-0 öne geçiriyor Halil Turan. Billy kaleyi karşısına aldı. Şimdi Faruk şut atacak. Attı şutunu Raif çıkardı. 22. dakika, iki güzel hareket. Karşısına Yağış yaptı ortasını. Tuğrul vurdu dışarıya. Yağış. Ortası güzel noktaya. Aydın dokundu. Köşe vuruşu. Penaltı itirazları var. Köşe vuruşu kullanıldı. Uzaklaştırıyor orada Emin. Ahmet Atay. Derinlemesine bir top. Mehmet Göçmen sol ayağıyla vuruyor dışarıya. Serbest vuruşu kullandı. Mehmet kaygısız cezalarının içerisine süzüldü top. Bir dokunuş kafayla Mehmet Göçmen'den kaleci Ozan. Halil şimdi Billy. Emre'den kurtuldu. Billy gidecek formasından çekiliyor. Karar faul. Cezanın içerisine doğru süzülen top. Tansil dokunuş ağlara gidiyor. Biz de Tansil gördük ama. 3-0 oluyor karşılaşma. Ben Tansil gördüm. Bilmiyorum. Orada dokunuş Tansil'den mi Halil'den mi? Ben Tansil gibi gördüm. Aldı. İleriye doğru göndermek ister dediğim anda
Tufan Çerçioğlu'nun çalan düdüğüyle ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severleri. 45 dakikayı Doğan Türk Birliği Halil Turan'ın attığı iki golün yanında Tansel'in de son golü atmasıyla birlikte ilk devreyi 3-0 önde tamamladı. Evet, ikinci yarı Şehit Hüseyin Hüseyin Stadyumu'na çalan düdükle başladı. Tansel, Mehmet Öztürk var karşısında, Arapası Salih kesti topu cezalarının çizgisi üzerine. Halil Turan sağ çapraz, Billy vurdu, direkten dışarıya gidiyor top. Orta düşüncesi Felix. Felix döndü yüzünü kaleye. Felix sağ çapraz, Felix vurdu, Ozan çıkarttı. Şimdi Faruk. İleriye doğru Arda, son çizgi, kesti topu, arka direk, Mehmet Göçmen dışarıya atıyor. Zor olanı yapıyor ve topu dışarıya atıyor Mehmet Göçmen 62. dakikada. Halil Salih'in önüne yaptı ortasını. Kaleci Raif elinden sekti. Tamamlayan Tansel çıkarıyor çizgi üzerinden kaleci Raif. Ayağından sekip oraya doğru gitmesi ne kadar Halil bozdu. Bu arada topla buluştu. Kaleye baktı. Solunu aldı. Vurdu. Raif çıkardı. Bili yapıyor. Ortayı ceza alan içerisine. Raif boşalttı kalesini. Tokatladı topu. Dönen top. Kaleye yönelen top. Üst direkten dışarıya gidiyor. Alak Bulut'un vuruşu. Üst direkten dışarıya gidiyor. Yapılan orta ceza alan içerisine. Bir kapama ve kaygısızdan kaleci Ozan çıkarıyor. Muhammed Nazik, Muhammed solunu alma çabasında, ara pası, Ahmet vuruyor, gol oluyor. 90 artı 1. dakika, 2. devre oyuna giren genç futbolcu Ahmet Öztürk atıyor golü ve skor 3-1 oluyor. Elle düzeltme. Ve çalan düdükle de 90 dakikayı bitiriyor Tufan Çerçioğlu. Doğan Türk Birliği geldiği küçük kaymaklı bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönüyor evine. 3-1 ile kazanıyor karşılaşmayı. Evet, Halil Turan'ın 3 golü, 3 puanı alan taraf Doğan Türk Birliği. Küçük kaymaklı deplasmandan 3-1 skorla döndü. 4 tartışmalı varmış. Gelsin ekranlara, hemen tartışmalıları da görelim. Bakalım. Ne var tartışmalarda notlarımızın arasına giren? Evet, Halil'in offside pozisyonu değilim. Zaten maçı gördüğümüz üçümüz de oradaydı zaten. Yavaşladım yani attığı anda. Evet, Tansel, ayaktan çıkarken durduralım. Tans. Geri gel. Şimdi bu dört numarayı görüyor muyuz Hayır, burada? Hayır, görmüyorum. Tamam, ben bir şey söylemem. Hayır, o dört numara geliyorsa bile Halil'in bu pozisyonunda tam görülür mü? Ayak yok, Halil zaten kareyin içinde yok. Evet. Boş. Adım at. Şey, yürü. 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 En azından mevcut görünenler üzerinden. Geri al, geri. Biraz geri. Top ayaktan. Biraz. O Halil'in de görünme. Yanındaki da görünme. Evet, tamam. Halil. Hadi devam et. Tamam. Getir, devam diğer, getir diğer pozisyonu. Geç. Diğer pozisyonu getir. Bu penaltı 2-0 iken penaltı beklenilen pozisyon. Evet. Aydın'ın hemen çarptığı çarpmadığı. Orayı biraz da bulunduğu pozisyon. Aydın'ın. Evet. Gelsin bunu da oynadalım. Bir daha Erkut. Yavaş oynadalım ki sağlıklı karar verebilelim. Bir daha oynatmayalım. Bayağı oynadalım. Çünkü bayağı yoğun itiraz olduğuna. Gel bakalım. Radyoda da maçta da. Maç oynanırken gruba bile geldi bunun fotoğrafı. Evet. Yavaş. Gel. Yağış. Gel. Gel. Yapıyor ortayı. Gel. 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 Sol eline vurduğu top nereye gidiyor? Bir dakika. Sol ayağından seken top sol eliyle dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor. Ayağından sekteyen de elinin Felix'e giden topu engelleyip engellemediğine, yani daha doğrusu oynadığına bakacağız. Tamam, dışarı gittiğine göre tamam. Felix'in önüne gelecek top dışarı gitti. Evet. Evet, penaltı. Net penaltı. Çok. Tamam. Getir penaltı. Diğer. Net penaltı. Getir penaltı. Diğer pozisyonu. Şöyle bir açıklama yapalım. Evet. Bir açıklama yapalım. Vücuttan seken top veya ayaktan seken top eline gelmişse işte penaltı değil falan deniyor ya. Evet. Top açılmışsa ve rakibe gidecek şekilde oynuyorsa, yani
simetriyi bozuyorsa, al tekrar pozisyonu Erkut. Oyunu oynatıyorsa Erkut pozisyonu tekrar ver. Bu Felix'e gidecek topu engelleme, dolayısıyla topu kornere doğru atma. Görmedim demiş zaten hoca. Yani doğrudur. Elle oynamayı görmedim demiş. Tamam. Üzerim. Bir de yardımcı gözü mü? Bir de ekstra şunu ekleyelim, o günün hocam söylediği doğru. El açık burada. Açık sol el. Gel bakalım biraz daha gel. Gel. Tamam. Gel. Yardımcının gel. Yani bak bakalım. Görür mü görmez mi bilmem. Göremezsin bu canlı. 4-5 kişi var. Yani görebilir mi bilmem. Yani hayır, hareket etmiyor orada. Düşün şimdi bak. Sol elidir. Evet. Sağ da değil. Sol elidir. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bence görmesin. Göreceksiniz. Bence görmesi gerekir orada. Abi göreceksiniz. Sen de çok şeysin. Sen yok çok göreceksiniz. Bak, Tuğrul var, Emin var. Bak bu kareye bak. Ama göremem. İleridedir olay. Bir dakika sevgili Beyzade. Olay kareye ileride. Bak, kareye bak. Tahir kaç uzak, metre karelik? Tahir uzak, uzak eridir ama. Tamam devam, bir dakika, devam et bakalım. Başka et, noktaya geleceğim. Tamam. Bak bu karede durdur ama, bekle lütfen. Devam bak, et. Kocaman bir kare. Neredeyse herhalde bir 15-20 metre var değil. Bu karenin içinde hoca yok ya. Hakem arkadaşımız yok ya bu karenin içinde. Nasıl görecek orta sahadaysa? At topu. At topu. Oynat. Evet. Penaltı. Tamam, getir diğer pozisyonu. Evet, burada da 7 numaraya bakalım. Post. 7 numaranın hareketine bakalım. Emre ile göçmenin arasında ezildi yani. Post. Bak 7 numaraya bak sen. Top sekti yan zaten. Buradan sıçradı yan. Buradan. 7 numaraya bak. Direkt rakibe ya. Direkt rakibe. Topla oynama niyeti yok. Direkt hiç. Kart. Ama işin ilginç tarafı. Faul bile vermedi. Evet. Kartı bırak, faul de vermedi. Faul vermedi. Yok ya, olamaz, verdi. Verdi. Vermedi. Verdi. Tamam, getir son pozisyonu. Kart vermedi. Getir son verdi. Pozisyonu getir. Kart vermedi. Ne var son pozisyonda? İçeriden mi dışarıdan mı? Oynatsın. Ne kadar göreceğiz. Ama ben yani... Yardımcı hakem bunu ancak o karar verebilir. Evet. Ben de maç sırasında içeriden mi çevirdi diye sordum. Duralım. Gel biraz sol daha geri. Sol ayağıyla çeviriyor değil mi? İçeriden mi çevirdi sol diye. Sol ayağıyla. Sol ayak. Yani. Gitme geri Erkut. Geriye Erkut. Gitmeye gerek yok Erkut. Gitme geri artık. Ursun. Kalın de. Ursun. Çizgiye basıyor mu? Burada dur. Raif. Devam et. Git öne. Daha. Git. Devam. Git. Devam. Öne git. Devam. Öne geri değil öne. Devam. 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 Sol ayak. Dur burada. Dur. Al geri. Geri. Biraz geri. Ha orada. Sağ ayak çizginin üstünde ise önündedir abi. Önündedir. Biraz daha gerisindedir. Sol ayak içeride gibi olur. Yani sol ayak biraz daha gel. Şunu da unutmayalım. Topun tamamının çizgiyi geçmesi yani lazım. Buradan çözmek çok zordur. Mümkün bunu. Değil. Gerçi bizim yardımcı hakemlerimiz devam et. Yumruğu görmezler. Bunu nasıl görsünler? Çok iyi reaksiyon gösterdi, hatasını telafi etme anlamında. Ama %100 diyemeyiz. Benim hislerim ve sahada da gördüğüm, burada da gol olmadığı şeklinde, çizgiyi geçmediği şeklinde. Tamam. Ben de aynı fikirdeyim. Geçmediği evet. Şeklinde. Tamam. Sonuç abi, değerlendir evet. Galibiyetini Doğan'ın ve şimdi Doğan geçen haftaki o kazadan sonra, çünkü arka arkaya aldığı galibiyetlerden sonra demiştik ki bu seriyi devam ettirir gider, devre bitmeden yukarıyı yakalar, olayın içinde olur, yarışın içinde olur gibi bir değerlendirmemiz vardı. Ne yaptı? Hamitköy'e hem kendi sahasında neredeyse son dakikada bir puan alabilecek noktaya geldi. Bir tökezledi. Tabii çok pozisyon kaçırdı. Çok yani şanssız bir gündeydi. Öyle diyelim. Bu maç aslında o geri dönüş maçı olması gerekirdi kendileri açısından. Çünkü önümüzdeki haftada zor bir maça çıkacak. Yeni Cami ile kendi sahasında olmasına rağmen bir gece maçı. Hı hı. Ve bu maça İyi başladı. Aslında oyunun başından itibaren bir yoğunluğu vardı. Ve hep de söylediğimiz bir şey var. Bu bazı golcüler böyle çok beklentisi olan maçları var. Aslında bir maçta bir patlama yapar. Hı hı. Halil Turan da bu maçı seçti. Ki geçmiş haftalarda çok eleştiri aldı abi. Evet, Halil Turan da bu maçı. Suskundur, nerededir? Yani çünkü Doğan Türk Birliği Halil Turan'ı alırken veya oynatırken
beklentisi bu şekilde olmasıdır. Hı hı. Üç tane gol attı. Gerçekten penaltı yapıldı. Bir internet kesintisinden dolayı sanıyorum penaltı pozisyonu gösterilemedi. Orada kırmızı kart isteği vardı. Ama penaltıyı verdikten sonra sarı kart. Öyle mi? Şöyleydi itiraz. Neyse bitir de konuşalım. Yani şey o olarak, pozisyonu olmadığı için. Olmadığı için çünkü bir kesinti vardı. Penaltı penaltıydı bana göre. Çünkü bir zamanlama hatası yoktu orada. Evet, geldi. Arkadan bir yüklendi. Evet. Topa koştu. Müdahale olmadığı için, topla şey olmadığı için bariz gol şansı mı? Bariz gol şansı ise kırmızı olurdu. Kırmızı olurdu. Evet. Bariz gol geldi arkadan. Arkadan vurdu. Şimdi. Bir yüklendi, indirdi. Yani Halil Turan'a yapıldı o hareket de yine. Hı hı. İyi günündeydi. Üç tane gol attıktan sonra. Aslında bana göre 3-0'dan sonra şey biraz vites düşürdü. Doğan Türk Birliği. Hem önümüzdeki hafta maçı düşünerek hem de aslında iyi oynadığı bir maçta çok da fazla şey yapmak istemedi. Küçük Kaymaklı etkisizdi. Hem de birçok futbolcu etkisizdi. Çünkü gerçekten rakibi zora sokacak hiçbir noktaya getiremediler. Ama buna rağmen 3-4 net gol pozisyonu var. Vardı ama yani şöyle bir şey. Hele Göçmen'in kaçırdığı. O 3-0'dan sonra. Hı. O bomboş İlk pozisyon. Devrede de var abi. Ama şey yakaladı. İşte bana göre şimdi 2-0'da Tansel, 2-0'da penaltıyı verse tabii o oyunun akışı değişebilir. Tansel formda değildi. Billy o ilk birkaç hafta oynadığı gibi oynamadı. Hı hı. Halil Turan iyiydi. İşte orta saha çalıştı. Sonuçta istediğini alacak noktaya getirdi Doğan Türk Birliği. Çünkü önümüzdeki hafta da yeni Cemil maçından sonra yani bu çıkışının sürekli olup olmayacağını göreceğimiz noktaya gelecek. O günün bir dediği gibi ikinci sıraya kadar gelebilecek mi? Bu maçlarda belli edecek. Arka arkaya zaten Lef Koşa takımlarıyla oynadı. Ne program bunu söyleyeceksin? Ta ikinci gelmesin yenecek mi? Bu bitti işi. Doğan. Doğan. Doğan yer ikinci bitirecek. Benim iddiamdır bu. Tamam. Olsa bir Doğan iki. Mümkün, yani şey değildir ha. Yani mümkün. İmkansız değildir. Değildir. Mümkün olabilir ama şu vardır. Doğan Türk Birliği'ne güvenmiyorum ben. Yani Doğan Türk Birliği Mehter takımı gibi. Değil ya Mehter takımı. Mehter, bir geçen hafta takımı. Bu hafta Alexander'a takılır. Değil mi? Bu daha zor. yani sonuçta Arzulu oynadılar. Arzulu, Kenan nasıl döndü? Kenan iyi döndü. Zaten döndü. Kenan'ın dönmesi, Bilin'in toparlanması, Tansel'in biraz forma girmesi takımı yukarıya çekti. Ahmet Sönmez yoktu. Ahmet Sönmez'in oradaki yokluğunu idare ettiler. Yani sonuçta Emin'le Ali Savaşan'ı oraya koydu. Hı. İdare ettiler. Yani bu maç için idare ettiler. Ama Küçük Kaymaklı aslında öyle bir noktaya geldi ki 11 puanda takıldı kaldı. Alttakilerin bir baskısıyla tehlike yaşayan. Abi alt takılarının da kazanamaması. İşini kolaylaştırıyor. Aynen öyle. Şimdi gençlik kendi de kazanamıyor ama alt takılar da kazanamıyor. Gençlik gücü için. Şimdi 7 puanda ama alt takıların hepsi kaybetti. Evet. 5 puan 6 puan duruyorlar. Dururlar yani. Yarın puan alsa önemli bir avantaj elde edecek. Yarın akşamki maçta ama eğer kazanamazsa bile alttakilerin hiçbiri kendini yakalayacak noktaya gelmedi. Hı hı. Aynı şekilde Küçük Kaymaklı da ama dikkatli olmak zorunda. Çünkü yani bu alt sıralardaki baskı bir müddet sonra kendilerini de zora sokabilir. Mehmet Polkan konusunda iki yere ulaştık. Kulübe yakın kaynaklar. Adamı istifa ettirirsiniz, dövüneceksiniz bütün gençler. Yok öyle bir isteğimiz yok. Varsa haber verelim diye. Anladım. İki kaynaktan da öyle bir şey olmadı. Kulübün içerisinden öyle bir olay olmadığı şeklinde bir bilgi geldi. Yani direkt tamam. Kulübün içerisinde. Şu an en azından sana var mı gelen bir bilgi? Evet. Ayrılmaya daha yakın olduğu noktası. Ama şu an resmi bir şey yok. Yok yok yok. Yani iki kaynak da kulübün içerisinde hem yönetici bazında hem farklı görev yani görev alan şu an öyle bir şey bitirelim, yok dediler. Bitirelim programı kaçalım. Bana gelen bilgi Mehmet bitirelim. Hoca'ya ulaşamıyorlarmış. Bitirelim kaçalım hadi. Tamam. Çünkü. Yani tabii şimdi Mehmet, dedikodularla hareket etmeyelim. Eğer böyle bir şey olacaksa zaten bilgi alacağız. Bilbay Eminoğlu şu anda öyle bir şey yok gündemimizde diye bilgi geçmiş. Evet. Şimdi bakın. As başkandır. Tabii evet. Kulübün her şeyi. Doğan Türk Birliği 3-0'la başladı.
hücum hattında çok ciddi sorunlar vardı. Toparladı, 4'te 4 yaptı. Bir sezonda bir takımın başına Hamitköy maçı modeli ya bir gelir ya iki, ya da hiç gelmez. Geçen sene Mausa maçını, Mausa Hamitköy maçını gelen gibi, evet. Bir defa geldi, başka evet. Geldi mi? Yok. O yüzden onu ben deliler ya mesela bazen. Yol kazası. Kaza, onu söylüyordu. Yol kazası olabilir yani şöyle. Turan Hoca'nın bir esprili yaklaşımı oldu maçla ilgili. Benim görmediğim tuğlalar ördüler dedi yani. Topun girmemesi noktada. Gitti döndü, yani kaleciden döndü, adamlar defanstan döndü, üstten çıktı, yandan çıktı. Olmadı, olabilir. Yani direnci de vardı rakiplerinin. 2 puan kaybetti. Şimdi önlerindeki işte bu karşılaşmalarda ben alacakları puanlarla, şu an 4 puan farkları var önlerindeki işte ikinci sıradaki takımlarla. Tabii Mesarya var, Dumlupınar var. İkinci sırada bitirebileceğini düşünüyorum. Çünkü takım... Yani Songuç abiye ben şurada katılırım. Evet. Doğan Türk Birliği'nin böyle bir kaza yapma lüksü yok. Mutlaka yapmaması gerekir ama böyle bir durumda böyle bir rakibi varken. Atacak. Böyle bir rakibi varken. Mausa gibi. Rakipleri varken. Tabii. Ve özellikle yani. Mausa varken. Ama başladı. Arayın değiller o gün hocam. Çok gelişti. Daha ilerler. Şu anda bakın. Şimdi bir takım derik ki mesela iyi takım ama hamle gücünde sıkıntı var yani ne kadar getirebilir? Yedeklere bakıyorum bugün. Ahmet Sönmez rahatsız boş nedeniyle yok. Bir. Selim Saygı. Dışarıda. Koral giriyor. Girdi. İşte uzun bir sakatlık döneminden sonra. Ali Akbulut. Ali Akbulut. Arda. Doğukan. Güvenç. Hamit. Arda. Dışarıda bunlar. Müdahale şansı olan futbolcular. Mustafa Kemal yavaş yavaş kendini buluyor. Salih'te ciddi bir yani istikrar var. Salih de iyi başladı. Salih iyi başladı. Bu yıl iyi gidiyor. Faruk mükemmel oynuyor. Tam bir görev adamı. Bu yılın Doğan'dan. En istikrarlı. En iyi istikrar anlamında. Aydın kötüydü. Birli kendini buldu. Yani o hastalıktan sonra. Hı-hı. Yani gelen anlamda genel form itibarıyla. Bugün tutuktu ama Tansel'de bir çıkış var. Halil bugün 3 golle ciddi bir özgüven kazanacak. Yani onun eksikliği vardı. Dolayısıyla ve Kenan diyorum çünkü bu Kenan çok önemli takım için. Kanada oynar, forvet arkası oynar. Bugün ön libero'da başladı, daha öne geçti falan. Yani duran toplar, liderlik çok çok önemli. Dolayısıyla bu takım gelişime açık. Turan Hoca, Bayar Piskovoğlu, başkan, camia, beklentiler. Şampiyon kolay değil yani mevcut durumda. İmkansız yani çok çok zor tabii 9 puan ama futbol bu. Rakibinin hata yapması gerekir. Sadece kendine bağlı değil çünkü yukarı oynamak. Ama liderin takipçisi konumuna, kötü başlamasına, 3'te 0 olmasına rağmen gelebilecek bir takım. 4 maç kaybetmesi lazım Mausa'nın. Kolay değil. Bak ne dedim. Kolay değil. Mevcut şartlarda kolay değil ama imkansız değil. Futbolda her şey var. Ama 21 gol attı bu takım. Şunu söyleyeyim. Mausa'dan sonra çok gol söyleyeyim. Atan ekip. Ben bugün penaltıydı. Evet. 2-1 çekilir, atılır, atılmaz. Ben Küçükkaymaklı'da bugün Doğan'dan puan alacak havayı görmedim. Evet Ozan'ın çıkardığı var, yandan kafa vuruşları, işte Mehmet Göçmen'in var, ikinci yarıda var, yok değil. Ama ikinci yarıda tamamen yeni cami maçına endeksli, hasta futbolcular var, sarı kartlı futbolcular var. Tamamen stopa basmış, bu maç artık bir şey olmaz diyen bir Doğan Türk Birliği var. Kaymaklı da aynısını yaptı, mağlubiyeti bir kabullenerek. 65'ten evet. Sonra Kaymaklı da aynısını evet. Yaptı. Yani bugün Sena solda başladı. Bana göre stoper bir yeri doğru değildi. Hocanın Bilin'in kanadına koyması. Sonradan döndü. Bir Tahir'le canlı yayındaydık. Bir baktım maçın sonunda görev değişiklikleri, oyuncu değişiklikleriyle iki futbolcu ve kaleci Raif kaldı. Herkesin ya bölgesi, görev bölgesi değişti. Mehmet Başkan forvete geçti. Arda girdi, Alp girdi, genç futbolcular girdi falan. O ritimde değildi, o tempoda değildi, o istekte değildi. Yani bugünkü Doğan Türk Birliği Küçükkaymaklı karşısında her yönden üstünlüğünü 3-0'la ilk yarıda maçı bitirdi. Zaten yıldızlarını çıkarması belli oldu. Tahir ekleyeceksen ekle. Çünkü iki maçın daha var. Ve her zaman şunu söylerim ben. Bir oyuncuyla iki oyuncu kaybetmeyeceksiniz. Şimdi Sena geri döndü. Geçtiğimiz hafta yoktu. Sena geri döndü. Şimdi Sena'nın size en verimli olduğu bölge neresi? Stoper. Yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Serdar'la Atilla Salahi çift stoper. Mekin ama hep Fenerbahçe'den benim örnek. Çünkü onları daha iyi bilirim. Anladım. Diğerlerini bilmem.
Şimdi Salah cezalı duruma düştüğünde ve bir sonraki hafta döndüğünde bir önceki hafta oynattığı stoperi orada oynatıp da Salah'ı sol beke koymaz. Yapmaması lazım. Şimdi Senna'yı sol beke çekmekle sevgili Beyza aslında bir oyuncu değil iki oyuncu birden kaybettiniz orada. O bölgede. 2-0'dan sonra doğruya döndü. Senna'yı stopere çekti. Emre'yi sola aldı. Oyun kurgusunda Yağış'ı sola çekti. Bir oyun kurgusu içerisinde bir değişiklik yaptı. Ama küçük kaymaklıda problem oyuncuların ciddi şekilde formsuzluğu. Ahmet Atay sorumluluk almıyor. Hücum organizasyonunu yapacak en önemli adam. Tahir geçen hafta Gege maçından sonra odakı bağlantını dinledim. Ahmet Atay'la ilgili tespitini geçen saat bugün söylemiştim. Bugün de söyledik. Evet bugün de söyledik. Kalitesini inkar eden evet. Bir numaralı küçük kaymaklıda futbolcu Ahmet Atay'dı. Evet, geçen hafta Tahir yine o eleştiri yine yaptı. Evet. Performansının ve kalitesinin en altında evet. Oynayan futbolcu. Geçen hafta yine yaptı. Sorumluluk alması lazım. Kesinlikle. Küçük kaymaklı takımında hücum organizasyonunu etkileyecek baş aktör Ahmet Atay'dır. Bu sorumluluktan kaçıyor. 3 tane de hamal var yanında. Tuğrullar var. Mehmet Aynen öyle. Koştururlar. Bu sorumluluktan kaçıyor. Felix geçtiğimiz sezonki Felix performansında değil. Hasan Celilevren cezalıydı. Oynasa da bir şey fark etmiyor. Sorumsuzlukla gördüler. Çünkü Hasan Celilevren de geçtiğimiz sezonlardaki Hasan Celilevren değil. Hal böyle olunca küçük kaymaklının hücum hattında rakibi endişeye sokacak, tedirgin edecek bir durumu mevzuysa olmuyor. Önde baskı da yok da. Yok. Rahatsız etmiyorlar. Rakip aynen. Rahat çekiyor. Yok. Senna bu ülkenin yetiştirdiği, son yıllarda yetiştirdiği Emirhan, Batuhan ben unutmuştum iyi hatırlattın. Batuhan ve Senna. Bu ülkenin son yıllarda yetiştirdiği en önemli 3 defans oyuncusu. Ama Senna'nın ciddi bir disiplin problemi var. Bu bugün yaşanmadı yani. Öncesinden de geçmiş maçlardan da var. Çok agresif. Ve bunun babası da farkında sevgili Metin. Benim uzun yıllar önce aynı takımda basketbol oynadığım bir arkadaşım. Sporcu kişiliği var. Ve o da oğluna aynı nasihatları veriyor. Bugün gücünü artırsın. Yani fiziksel gücünü artırsın Senna. Ben bunu hiç şey yaparak söylemiyorum, abartarak söylemiyorum. Yani Türkiye'de rahat futbol oynayabilecek yeteneklere sahip. Ama bu disiplin problemi çözmesi lazım. Bir pozisyon yaşandı, sarı kart gördü, görecek. Koşturdu, kaçtı diğer tarafa. Hakem gel diyor, düdük çalıyor. Nereye vurdu topu zaten. Gelmiyor, evet. Gel diyor, gelmiyor. Gel diyor, gelmiyor. Şimdi orada, yine bugün yayında da söyledik. Geçmiş yıllardaki hakem arkadaşlarımız olsa, işte Savaş Dinki gibi, Ejvet gibi, Bengü gibi hakemler olmuş olsa ikinci sarı karttan atacak kendini. İkinci sarı karttan atacak. O evet. Yüzden küçük kaymakların ciddi bir toparlanışa, silkinişe iddiası var. Haber mi geldi? Evet, telefonlara bakıyoruz ama Ebru Tören mesaj attı. Hı. Maçtan sonra hocayla görüşemediklerini, iki gündür telefonunun kapalı olduğunu, Salah antrenman olduğunu ve yarınki toplantı olacağını, yarınki toplantıdan sonra takımın geleceğiyle neyin belli olacağını abi söylüyor. Yarın antrenman yok mu? Doğru mu? Doğru mu anladım ben? Evet. Yarın antrenman var ama. Dün telefonu kapalıymış Mehmet Hoca'nın. Pili bitti herhalde. Yarın dün bugün yani dün Salah antrenman var, yarın toplantı yani var. Yani benim aldığım bilgi doğru, Mehmet Hoca'ya ulaşamıyorlarmış. Yarınki toplantıdan sonra takımdaki geleceğinin belli olacağını söylüyor. Evet. Tamam. Evet. Geçelim diğer maça, Gönyeli-Lefke maçına. Bugün oynanan karşılaşmasıydı. Kötünün iyisinin kazandığı bir maç oldu. Tek golle Lefke Gönyeli'den 3 puanla döndü. Bakalım maçta neler yaşandı. Hep birlikte izliyoruz. Aksa Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi Gönyeli stadında. Gönyeli'nin konuğu Lefke. Ben çocuğum, haklarım için bana söz ver pankartıyla oyuncular ve hakemler oyun alanına geliyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Özer, yardımcıları Mehmet Volkan Çelik, Cenk Aras Özfuttu, 4. hakem Evren Karademir ve Gönyeli'nin vuruşuyla mücadele başlıyor. İlk bölümde Gönyeli atakları, Fatih içeriye çevirdi topu, kaleci İrfan son anda dokunuyor ve tehlikeyi önlüyor. Lefke atağı, Al Hasan, önünde kaldı top, pasını verdi Zekai,
İçeriye çevirdiği top Al Hasan vurdu kafayı topu ağlara gönderdi. 4. dakika Lefke Gönyeli deplasmanında 1-0 öne geçti izliyorsunuz. Zekai'nin güzel ortası Al Hasan güzel bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve Lefke'yi 1-0 öne geçiriyor. Ataklar devam ediyor Lefke takımında. Zekai rakibinden sıyrıldı. Vuruşunu yaptı kötü. Vuruşu kötü, top dışarıya gidiyor. Lefke ikinci golü bulamadı bu pozisyonda. Serbest atış kullanıyor Tufan'la Gönyeli. Yapılan orta ceza sahası içerisine doğru. Bir kafa Halil'den, penaltı beklentisi Gönyeli futbolcularından. Aziz'in koluna çarptı mı çarpmadı mı ancak devam kararı. Atılan uzun top Halil Esen eliyle kesiyor burada. Faul kararı çıkıyor. Kırmızı kart beklentisi Lefke futbolcularında ancak sarı kart geliyor Ali Özer'den. Büyük itirazı var Lefke futbolcularının. Son adam olduğu yönünde itirazları Halil'in. Ancak sarı kart çıkıyor. Halil'in ortası. Bir kafa Osita'dan top dışarıya gidiyor. Önemli bir pozisyon Gönyeli adına kaçıyor. Osita'nın kafa vuruşunda top asfaltla dışarıda. Tufan. Ara pası genç Kaan'a. Kaan yerde kaldığı pozisyonda penaltı. Ali Özer penaltı noktasını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta golünü atmıştı Kaan. Bu hafta 11'de Fatih vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan çıkarıyor. Gönyeli beraberlik şansını değerlendiremiyor. Penaltı kaçıyor. Lefke atakları Al Hasan'a doğru. Kaleci Mustafa'da kalıyor top. İrfan'la oyun başlıyor. İlk devrede tek gol var. 4. dakikada Kabiru Al Hasan'ın golü. Tepede ilk yarıyı Lefke Gönyeli karşısında 1-0 önde tamamlıyor. İkinci devreye Lefke'nin vuruşuyla başlandı. Zekai'nin vuruşuyla oyun başlıyor. Sağdan geliyor Lefke. Al Hasan içeriye çevirdiği top kaleye paralel gidiyor. Top dışarıya gidiyor. Serbest atış kullanıyor Gönyeli. Tufan vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan. Net bir pozisyonda İrfan yine başarılı. Soldan geliyor Gönyeli. Ahmet Aksoy yaptı ortasını genç futbolcu. Rıdvan çekti vurdu. Kaleci İrfan için kolay bir top. Savunmaya da çarpıyor. İrfan'da kalıyor top. Osita Mustafa mücadelesi. Osita sıyrıldı. Vuruşunu yaptı. Top paralel bir şekilde dışarıya gidiyor. Bu arada tribünlerde istenmeyen görüntüler. Lefke ve Gönyeli taraftarları arasında bir tartışma çıkıyor. Polis kuvvetleri de o noktada karşılaşma devam ederken tribünlerde istenmeyen görüntüler. Gönyeli beraberlik arıyor. Anıl güzel çalımlar. Anıl plasesini yaptı dışarıya gidiyor. Oyuna sonradan girdi genç futbolcu. Yaptı plaseyi ancak çerçeveyi tutturamıyor. Ve son düdük geliyor. Gönyeli de kazanan 1-0'lık skorla Lefke. Evet. Tek gollü bir galibiyet. Emre Hoca'yı sordun. Geçmiş olsun derim son hoca buna. Aman Allah'ım dediğimde evet. Çok yüksek yani bir tansiyon. Ciddi bir tansiyon sıkıntısı vardı bu hafta itibariyle. Pazartesi, salı, çarşamba hastanede yattı. Perşembe günü. Geçmiş olsun. Artık çok ciddi bir risk altında. Kesinlikle. Yani bugün maçı anlatırken gördüm. Yani yüksek tansiyon. Ayağa kalkmadı. Yani öyle bir 81-82'de kalktı ayağı ama o kenarda oturuşu enerjisiz, eller başın altında sürekli yani belli yani vücudun yorgun olduğu, halsizlik olduğu. Çok tehlikeli. Tansiyon çok ciddi yani bir sorundur. Tansiyon çok tehlikeli bir rahatsızlık. Aynen. Kötünün iyisini kazandığı geçmiş bir gün. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Evet. Bu arada Getir Erkut tartışmaları hemen konuşalım. 3 tartışmalı varmış bu maçla ilgili olarak. Şikayet de geliyor milli maçı hiç konuşmadık diye. Evet, Gönyeli takımının burada bir penaltı beklentisi oldu. Milli maç. Aziz'in eline çarptığı yönünde isterseniz bir de hemen değerlendirin ve geçelim diğer pozisyona. Bu penaltı olmaz. Nasıl? Bu penaltı olmaz. Ya adam ne, golün nerede olduğunu bile topun nerede olduğunu görmez. Aziz'in nereye bakar zaten? Değil, gol öyle bir kesme noktasıdır. Geç. Evet, getir diğer tartışmalıyı. Diğer tartışmalıyı getir. Burada da savunma arkasına atılan bir top. Elle kesiyor pozisyonu. Gönyeli savunmacısı. Sarı kart veriyor Ali Özer. Lefkelerin beklentisi niye kırmızı kart değil de sarı kart? Burada sarı kart veriyor Halil'e. İzleyin dur bakalım burada. Görmedik tabii biz dur. Sarı... Yani, burada dur. Mı kesti? Evet numara. Burada kesiyor. Ha, Halil evet. Mi? Halil mi? Halil kesiyor ve sarı kart veriyor. Lefkeler kırmızı bekliyor Tahir. Bariz gol şansı mı bu? Kal. Tahir kırmızı. Alır gider. Peki yanındaki futbolcu yetişebilir mi kendini? Kırmızılı. Yetişir mi?
İşte iki tane dilli. O top süratini kesiyor el. Yani. O el sürati kesiyor. Koşu yolu. Sarı verdi, kırmızı bekliyorlardı. Ne olur kararınız? Doğru bir karar mı? O gün hocam. Yani çıplak gözle sen izledin bunu. Aslında yani sen daha iyi. Tam pozisyonun, o futbolcunun tam elle vurdu. Yavaş orada, yavaş. Görmüyoruz. Burada vurdu. Evet, burada. Tam yan yana. Eliyle kesiyor. Burada. Ve gidecek, kaleciden baş başa kalacak Zekai. Diğerinin yetişmesini ona bakacağız. Diğerinin yetişme imkanı var mı? Şu anda offside yok değil mi burada? Yok offside yok. Offside yok. Bu 8 numaralı futbolcu direkt olarak Zekai'ye gidecek olan topu kesmişse, sol taraftaki futbolcunun yetişme imkanı var mı? Buradan görüntü kadarıyla yoktu. Yoktu. O zaman kırmızı karttı. Tamam, getir diğer pozisyonu. Diğer pozisyonu getir. Aldığı penaltı, Lefke'nin aldığı penaltı. Penaltı verdi buna. Gönyeli'ye penaltı verdi. İrfan'ın yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı pozisyonu bu. Yavaş gel. İrfan topa hiç şey yapabildi mi? Müdahale edebildi mi? Edemedi. Direkt olarak. Bence İrfan doğru karar. Ne? Bence doğru karar. Doğru karar tabii. Sert bir hareket değil ama. Doğru karar. Kontrolsüz bir hareket. Evet. Topu kurtardı. Topu bulamayınca direkt genç futbolcuyu indirdi. Evet, Kaan Oytun geçen haftanın. Yani buna işte çarpışma diye itirazlar oldu. Yani çarpışmadır herhangi bir iki tarafta. Beğenmedi kararı Lefke'de. Var mı başka bir burada pozisyon? İrfan topa eliyle vursa, top uzaklaşsa. Tabii da toptan sonra çarpışma olsa. Tamam, bunlar tribünlerdi. Sen gördün maçı. Klasik. Gönyeli manzarasıdır. Aynen öyle. Bu klasik. Açık tribünde iç içe oturuyor. Mutlaka her hafta bir ufacık hocam, çocuk var horozlanma. Aslında çok söylenecek bir şey yoktur maçla ilgili. Çünkü kötünün iyisi kazandı zaten. Yani iyi oyun olmadığını maç sonu hem Can Çerkez söyledi. Hem Ömer Perçinci söyledi. Dördüncü dakikada gelen gol. Organize olmakta açıkçası zorlanan Lefke çok da pozisyon bulamadı zaten. Gönyeli'nin bulduğu pozisyonlarda da İrfan'a geçemediler. Özellikle yan topların hemen tümünü topladı İrfan. Kötünün iyisini kazandığı bir gün. İrfan günün iyi adamı. Hem penaltı hem kurtardığı toplar. Öne çıkan. Evet, bence Lefke bu hafta adına en azından alttakilerin de kaybettiği haftada önemli bir galibiyet ve cebine bir kredi. En azından bir kaybetme haftasını cebinin bir kenarına koydu diye düşünüyorum. 13 puana çıktı tabii. Aynen. Gönül adına önemli bir kayıp ama bu. Evet, Gönül adına önemli bir kayıp. Özellikle geçen haftaki galibiyetten sonra önemli bir kayıp. Mesela sahasında Küçük Kaymaklı, uzatmada bu maç. Yani buralardan, bu tip takımlardan kendisinin hemen... Cihangir deplasmanı öncesi ciddi bir kayıptır. Çıkarması gerekir. Aynen öyle. Evet, getiriyorum o zaman son maç ekranlara. Yeşilova, Göçmenköy maçı. Bu haftanın, bugünün bir başka maçıydı. Laplay'ı bıraktı Orhan Dural'a. Dönüş karar aldı Mersasancak Yeşilova. Eskiye dönüş, geçmişteki... kaliteli sonuçlara bir dönüş istiyorlardı bu hafta. Ancak Orhan Dural da bu hafta itibariyle Yeşilova'nın derdine çare olmadı. Bir birlik eşitlikle hem Göçmenköy hem de Yeşilova haftayı birer puanla kapattı. Bakalım Orhan Dural'da neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. Hafta maçı Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında Merit Alsancak Yeşilova'nın konuğu Göçmenköy. Her iki takım da kazanarak üst taraflara tırmanmak istiyor. Hakem Serhan Şimşek, yardımcıları Mustafa Torun, Cem Eksuzoğulları, dördüncü hakem Mustafa Öztugay ve karşılaşmaya Merit Alsancak Yeşilova'nın vuruşuyla başlanıyor. Bu yıl ilk kez Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında oynuyor Merit Alsancak Yeşilova. İlk bölümde Göçmenköy atakları. Bekir içeriye çevirdi. Kaleci Kemal için kolay bir top oluyor. Billy Mehmet pasını verdi Memdu. Billy şut açısı vuruşunu yaptı, top ağlarda gol. Dakikalar 25, Merit Alsancak Yeşilova 1-0 öne geçiyor Göçmenköy karşısında. İzliyorsunuz, şutunu çekti Billy, uzak bir mesafe top ağlarla buluştu. Göçmenköy beraberlik arıyor. Bekir vuruşunu yaptı, top dışarıya gidiyor. Hüseyin Sadıklar pası Samet'e, beraberlik arıyor Göçmenköy. Yapılan ortaca sahası içerisine doğru Kemal Molla çıkıyor ve topun sahibi oluyor. İlk yarıda tek gol var. 25. dakikada Bili Mehmet'in golüyle Merit Alsancak Yeşilova soyunma odasına 1-0 üstünlükle giriyor. İkinci devreye Göçmenköy başladı.
Uzun bir pas Mehmet Tekin'e doğru. Mehmet soluna çekti. Destek bekledi. Mehmet Kum vuruşunda top kaleci Yusuf'ta kalıyor. Cılız bir vuruş. Mehmet Kum'dan Yusuf'ta kalıyor top. Yine Mehmet Kum. Mehmet kaleci Yusuf'u önde gördü. Aşırtma vuruşunda Yusuf mükemmel çıkarıyor. İkinci gole çok yaklaştı Melih Aslancak Yeşilova. Mehmet Tekin de geliyor Yeşilova. Vuruşunda kaleci Yusuf. Arda arda iki güzel hareket Yusuf Yontar'dan. Ani gelişen Göçmenköy atağı. Bekir topla buluştu. Pasında oyuna sonradan giren Mustafa Gezer'in vuruşu top ağlarda. İkinci devrede oyuna girmişti Mustafa Gezer. Düzgün bir vuruş. İzliyorsunuz Bekir'in asisti. Mustafa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getiriyor. Dakikalar 65. Göçmenköy umutlanıyor bu golle. Samet ikinci golü arıyor Göçmenköy. İçeriye çevirdi. Oluşan karambol. Vuruş top dışarıya gidiyor. Net bir pozisyon. Mustafa İnanç vuruşu yaptı. Top dışarıya gitti. Sağdan geliyor Göçmenköy. Hüseyin Sadıklar'ın pası yine Samet. Yaptı ortasını Samet. Kemal sektirdi. Boşta kalan top. Bekir vurdu savunmadan dönüyor. Çok net bir pozisyonda yararlanamadı Göçmenköy takımı. Hüseyin Sadıklar. Sağdan geliyor Göçmenköy. Hüseyin Sadıklar içeriye kat etti. Sol ayağıyla vurdu. Savunma Mehmet Tekin'den seken top dışarıya gidiyor. Net bir pozisyonda ancak süre yetmiyor galibiyete. Maçın sonucu Merit Alsancak Yeşilova 1, Göçmenköy 1. Bir birlik eşitlik. Orhan Dural'a döndü Yeşilova. Göçmenköy takımı bu hafta Hasan Kargılı'ya teslim etti. Tolga Hoca çıktı. Hafta arası sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Sol bek dedi, sağ bek dedi, sol iç dedi, sol stoper dedi. Bir de güzel eleştirdi. İngilizce Berete'deki, bir şeyler yazdı. Berete'deki yorumcular bize ben üstüme aldım. Sen aldın üstüne Tahir. Yok almadım. Sen almadın üstüne. Tamam ben alırım bir tek üstüne bırakın bana. Hepsimizi gazete. Evet abi başlayayım senden de şimdi gidelim. Şöyle bir şey. İkisinin de birer puan almadığı, ikişer puan kaybettiği bir karşılaşma bu. Tamam. Çünkü yani ikisinin de bir galibiyete ihtiyacı olan. Hem tamam. Göçmenköy'ün hem Yeşilova'nın. Tamam. Bir şekilde yani toparlanabilmek için, çıkışa geçebilmek için beklentiler geçen iki sezonun ikincisi. Diğeri yeni oluşturulan ve güçlü bir takım. O açıdan bir beklentileri olan, bir çıkış yakalaması gereken iki takım. Ama ikisinde de galibiyet yok. Orhan Dural'a geri döndü. Belki yeniden toparlarım gibi. Geçmişte Doğan da aynısını yapmıştı. Laptaya gitti ondan sonra geri döndü. Ama Yeşilova'da, Göçmenköy'de yani birer puan almış gibi değil. Aslında ikişer puan kaybettiği bir karşılaşma olur. Evet. Şimdi Tolga Hoca'ya bir iki cümle söylemem lazım. Söyle. Söyle hocam. Mit ve lo bloku spor azanı bilmesinin anlamı yoktur. Bir. İki. Drone'unla antrenman yapan takımların başarılı olacağına dair bir kural da yoktur. Arda'nın sol bekte oynaması, sağ bekte oynaması herkesin bir görüşü vardır. Kendisi öyle düşündü. Buna eleştiri de açık olacak. Bize göre yanlış, ona göre doğru olabilir. Eleştiriye açık olmayan antrenörün A takım düzeyinde görevde olma yeri de yoktur. Doğrudur. Dolayısıyla ligi tanımadığı, bakın futbol bilgisine, görgüsüne, yurt dışındaki yaptıklarına kimse bir şey diyemez. Çok bilgili ve çok işte menajerlik yapan futbolcular burada bulup Türkiye'ye getirdi. Zaman zaman kulüplerden tepki alan. Naptı ayrılması. Naptı Türkiye'de. Kumlu Pınar'dan A2'den ayrılması da böyle oldu. Onu da söyleyeyim. Kulüpten habersiz futbolcu getirdi. Bir şey yapmadı ya. O şey olarak yani hani futbolu bilen bir kişi. Sayacak bize kaç tane takımdan kovulduğunu. Dolayısıyla bu eleştirileriye takarak veya buna cevap vererek bir yere gelemeyeceğini bilmesi lazım. Tanımadığı bir lig, tanımadığı bir takım kısa sürede görev yaptı. Başarılı olmasının bu şartlarda zor olduğunu kulüpte gördü. Yeni bir arayış, yeni bir seçenek üzerinde yoğunlaştı ve işte Kargılı Hoca'yla devam ediyor. Bırak onu A takımdan giderken altyapıdan da gitti. Akademiden de ayrıldı. Birkaç cümle ben söyleyeyim. Çünkü bana özel mesaj da attı. Hani üstün almadı kendisi. Yani. Başında işin esprisiydi. Sol beki yanlış oynattı diyenler Tahir idi. Bize bir şey söylemedi. Evet, love blok yaparken hoca blokladılar kendi farkında değil. İlk önce o gün hocanın dediği gibi öz eleştiriyi kabul edecek. Kendi öz eleştirisinde yapacak.
Ben mecbur değilim senin itmanını gelip izlediğimde sana gelip bir şeyler sorayım sevgili Tolga. Mesaj yazarken de saygı üslubunu bozmadan sana, mesaj yazacaksın. Ne yazdı? Yani ya şimdi söyle. Bunu... Hayır, şey anlamında yani bu tarif etti sana... Bilgisizmişim ben bilgisiz olduğum için de fikir sahibi olamazmışım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Evet. Daha birçok cümle var attığı mesajın içerisinde. Onu bilmiyordum. Çok ciddi alma. Onu bilmiyordum. Çok ciddiye almıyorum ama birkaç cümle söyleyelim. Çünkü bu ülkede ilk önce kendini sorgulayacak. Kaç takımda barındığını, gittiği takımda kaç hafta kaldığını ilk önce kendini sorgulayacak. Belli bir raddeye gelecek. Merdivenin birinci basamağından 20. basamağına çıkmaya çalışırken tökezleyip düşecek. Sırasıyla çıkacak merdivenlere önce. Bir anda Göçmenköy teknik patronu olmak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Onun için... Üslubu da bozma. Üslubu bozmayacağım. Ben yine bozmuyorum üslubumu. Yani. Eleştirirken de, taktiğini eleştirirken, oyuncu performansını eleştirirken de aynı şekilde bozmadım. Yine bozmuyorum. Bugün Arda Sözcü'nün geçtiğimiz sezonki performansıyla ameliyattan çıkıp gelmiş bir oyuncuyu sol bek koyup o oyuncudan 90 dakika o kanadı kullanıp gidip gelmesini bekliyorsan sen hayalcilik içerisindesin. Ki çok tecrübeli teknik adamlar eleştirdik Tahir burada. Aynen öyle. Çok tecrübeli teknik adamlar eleştirdik. Öyle. Oyuncuyu koyduğu yeriyle. Bugün milli takım teknik direktörü olan Caner Hoca'yı eleştirdik. Eleştirdik. Kanseli sol bek oynatmadı. Eleştirdik. Sol bek oynatmadı. Neyi? Öyle de. Sol kanat bek. Yani o kanadı kullanacak. Evet. Yani i̇şte onu yapmaya çalıştı. Fırat'a da 50 tane pozisyon verdi o yandan. Evet. Aynen. Şimdi mesela Yedi Cami'nin Nedden Göbek'te Küçük Kaymaklı Göbek'te ne için? Az önce Senay'ı da söyledim. Senay'la şeyini oynadırken niye solda başladı dedik. Göçmeni oynadırken neden bozduk dedik. Serkan Hoca'da low block yapar orada. Nedir hocam o söylediğin nedir? Low block. Low mid block. Mid at low block. Anladım. Yani et tamam. Türüdür bu şeydir. Yani kaynanmış böyle menü, bir şey. Menüdür abi menü. Menü. 10. haftayı eleştiren birkaç spor sever var. 10. hafta Cuma akşamı başlayacak. Gönpaç Tumlupınar. Mausa Türk Gücü maçıyla yani programı da aktarayım size. Cumartesi 3 maç var. Göçmenköy Türk Hoca, Lefke Çayna Pazar Gençlik Gücü, Mesarya Miracle Değirmenlik maçları var. Cumartesi. Pazar 2 maç var. Hamitköy, Merit Hasan'da Eşilova, Cihangir Gönyeli. Pazartesi 2 maç var. Haftanın kapanış günü pazartesi olacak. Doğan Türk Birliği Yeni Cami, Çetinkaya Kaymaklı maçları. Gece. Maçları. Evet, gece maçları olacak. Yanlış bir seçim pazartesi gecesine 2 maç konulması. Yanlış tabii. Evet. Yani şimdi yarın gece Çaynapazar Çetinkaya Gençlik Gücü maçıyla Çetinkaya ile kapanacak yarın gece. Ya buradan ne söylesek ters oluyor. Onun tamam. için konuşmamak en güzeli. Abi Mehmet Volkan gider mi kalır mı? Benim böyle bitirecek. Derdim değildi. Böyle alacağım benim, alacağım. Ya, benim çok derdim değildi. Tamam. Yönetimin tasarrufu tamam. ama salı gitmezse mesela maçından sonra gidebilir. Mesela maçta Tahir. Bu sıkıntılar az önce saydığım sıkıntılar devam ettiği sürece Trapattoni'yi getirseniz bir şey olmaz. Olmaz. Tamam. Evet bitirelim o zaman. Trapattoni nereden geldi aklına? Aa, o geldi aklıma. Ne? Cesus diye. Cesus diye. Tamam. Hadi kabul ettik. Fenerbahçe'den örnek verdiğine göre. Evet programın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekran arkadaşlarım adına mutlu bir pazar akşamı diliyorum. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle.